Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Çarşamba'da Profesör Doktor Osman Müftüoğlu hocamız konuğumuz. Bir hoş geldin diyelim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve mutfağımızda benim çok çok sevdiğim bir ablam var. Sevgili Perihan Pezuk bizlerle beraber. Yani stüdyomuzda bugün inanılmaz bir şifa kaynağı diyeyim pişiyor. Evet. Bugün bizler için kelle paça çorbası, işkembe çorbası ve kuru yemiş salatası yapacak. Tekrar tekrar hoş geldin diyorum. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Ve bugüne ödülle başlayalım istedim. Dün yapılan bir ödül töreninde Gündüz Kuşağı'nın en iyi programı olarak ödül aldık. Tüm ekip arkadaşlarım adına bize bir imkanı sunan herkese tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Ya, teşekkür ediyoruz. Çok çok mersi layık gören herkese diyelim ve gelelim bugüne. Hocamın az sonra sizlere bir sorusu olacak ama ondan önce bugün aslında çok tartışmalı bir konu. Aslında çok üzerine soru sorulan bir konu olduğu için A'dan Z'ye kolajen dosyasını bugün açıyoruz. Cilt güzelliği aynı zamanda hepimizin bildiği ama aynı zamanda eklem sağlığı. Yaşlanmaya karşı hangi tip kolajeni kullanmalıyız? Tüm bu soruların yanıtı alacağız ama bazı kesimlerde şöyle tartışmalar da olabiliyor. Mesela kanser yapar mı kolajen? İşte ne bileyim kalp damar sağlığını aşırı tüketildiğinde tehdit eden mi gibi sorular var. Hepsinin yanıtını Profesör Doktor Osman Müftüoğlu hocamızdan alacağız. Beyin sağlığı için olmazsa olmaz takviyeleri konuşacağız. 5 doğal ilacı aslında konuşacağız. Kanser kalkanı besinler yine konularımız arasında zayıflatan ilk 4 baharatı bugün açıklıyoruz. Karaciğerimizin sağlıklı olup olmadığını hiçbir belirti vermiyor. Yani karaciğer yağlandı mı yağlanmadı mı? Sağlıklı olup olmadığını nasıl anlarız? Konularımızdan sadece birkaçı. Hocam bugün oldukça yoğun bir gündemimiz var. Şimdi programımıza ilk olarak hocamızın sizlere soracağı bir soruyla başlıyoruz. Aslında ihmal edilmemesi gereken, üzerine çok düşünmesi gereken, tüketirken düşünmesi gereken bir konu. Bakalım sorumuz neymiş? Evet. Hocam. Sorumuz kuru yemiş. Sorumuz kuru yemiş. Çok seviyoruz. Evet. Atıştırmalık olarak ve doğru bir iş yapıyoruz. Çünkü çok sağlıklı bir atıştırmalık kuru yemiş. Evet. Ama kuru yemişin mühim bir ayrıcalığı, mühim bir problemi var. Hı hı. Çok yüksek kalori. Hı hı. 100 gramı ortalama hepsinde yani badem değilseniz fındıkta, fıstıkta, ay çekirdeği de evet. Kabak çekirdeği de 100 gramı kuru yemişin ortalama 600 kalori. Bu nedenle bütün dünyada ortalama bir kişi için maksimum önerilen miktar 200 kalori geçmemek yani 30 gramla yetinmek. Şimdi 30 gram biz hep diyoruz ya işte şöyle bir avuç alın. Şimdi o avucu bir bademle alıyoruz. Akşam bir cevizle alıyoruz bir avuçla. Oldukça kalorisi fazla oluyor. Tabii ki hep şifalarını barındırdığı vitaminleri içerisindeki hep konuşuyoruz ama tüketmemiz miktarda çok önemli. Sonra neden kilo veremiyorum ama aslında ben sağlıklı besleniyorum sorumuzun cevabı burada gizli evet. Aslında değil mi hocam? Evet. Yani miktarı çok fazla abarttığımız zaman aslında orada bir i harfi giriyor. Sağlıklı beslenmiyoruz, sağlıklı besileniyoruz. Besileniyoruz. Evet yani doğru. Şişiyoruz. Şişiyoruz aslında. Onun için ölçüyü kaçırmayacağız. Evet. 30 gramı bile nelere mal olacağını da bileceğiz. Yani 30 gramdan vazgeçmeyeceğiz. Hı hı. Ama 30 gramlık bir kuru yemiş tüketiminin evet. Karşılığı olarak neler yapmamız gerektiğine bir bakacağız. Bir bakalım hatta şöyle bir bakalım hocamızdan gelen iyi haberle devam edebiliriz bugün. Evet. Hangi kuru yemiş günde ne kadar tüketilmeli? Siz seçin deyin ki bana badem tüketiyorum ben Çağla. Ben ceviz seviyorum Çağla ya da Antep fıstığına dayanamıyorum diyenler olabilir. İçerisinden kendinize uygun olan kuru yemişi şimdi seçiyorsunuz. Ama günde ne kadar tüketmeniz gerektiği de yani biraz acımasızca ama yanlarında adet olarak. Hem şifasını alalım evet. Hem de bize ekstra kalori vermesin diye yanlarına yazdık. Bakalım özellikle üzerine basa basa tekrar tekrar söylüyoruz. Hiçbir şekilde işlenmemiş, kavrulmamış, tuzlanmamış olması burada tabii ki en önemli hususlardan bir tanesi. Süper. Eğer badem yiyeceksek, hocam devam edin istersen ben yoksa susmayacağım bugün. Badem
toplam olarak tüketebileceğimiz miktar 20 civarında. Yani 15-20 vatem diyelim. Biz üstünün altına doğru gidelim. 20'yi yiyince keyif alalım diye düşünüyorum. Hı hı. Bu miktar çok önemli. Tüketeceğiniz eğer ceviz ise orada 4-6 adet bir cevizle yetinmeniz lazım. Tüm bütün değil mi? Evet, tüm bütün. Bütün çok yer, iyi. Yer tabii ki. Yer fıstığı tüketiyorsanız miktarda biraz daha şanslısınız. Çok yaklaşık güzel. 40'a yaklaşabiliyorsunuz. Antep fıstığında daha da şanslısınız. 40 ama Antep fıstığını temizlemek için biraz daha zaman kaybetmeniz lazım. Onun için biraz daha uzun bir meşguliyet zamanı var. Fındıkta miktar yine 15-20 adeti geçmemesi lazım. Yani gördüğünüz gibi miktarlar 3 aşağı 5 yukarı aklı başında herkese yetecek miktarlar. Abartmadığınız takdirde yeteri kadar miktar var. Ama burada biraz abartınca o borcu ödememiz gerekiyor. O borcu ödemek için ne yapmamız lazım? Şimdi o borcu nasıl ödeteceğimizi veya ödeyeceğimizi öğrenelim ama eğer karışım yapmak isterlerse 10 tane badem, 10 tane fındık veya işte değil mi? Evet. 2 tane ceviz veya yanına 10 tane badem gibi kombinasyonlar da yapabiliriz. Ya bunların hepsini arka arkaya tüketmeyeceksiniz. Sakın tabii. Yanlış anlamayın. Sadece birinden bir porsiyon. Çağla Hanım dedi ki yani 5'li, 7'li, 10'lu karışımı yani karışık kuru yemişler tüketebilirsiniz ki daha doğru olur. Burada en yüksek kaloriye sahip olan kuru yemiş hangisi hocam? Aslında hepsi ortalama aynı. Aynı değil mi? 560 ile 600 kalori 200 gramlarında var. Birazcık yağ oranları değiştiği zaman hı-hı. değişebiliyor. Ama burada ihtiyaca göre çağla gitmek lazım. Yani menopoz çağında bir kadın heh. Önceliği bademe versin. Çünkü proteine ve kalsiyuma ihtiyacı var. Hı-hı. Okul çağında bir çocuğunuz varsa önceliği cevize verin. Çünkü içinde çok omega 3 var. Zekasına gelişmesine veya genç hanımsa orada daha çok kullanması gereken şey bence yine ceviz. Ben biraz daha fazla atıştırmak istiyorum. Ama bunu atıştırırken de daha çok tok hissetmek istiyorum. Yer fıstığı daha ön plana geçer. Sporcuysa çok spor yapıyorsa protein açısından yer fıstığı olabilir mi? Yer fıstığı gayet iyi. Gayet güzel. İyi. Orada diğer fıstığı biraz alerjik dikkat etsinler. Antep fıstığı özellikle akciğer problemi olanların, sigara içmiş olanların, geçmişinde sigara içenlerin içindeki gamma tokoferol nedeniyle çok ciddi bir kanser kalkanıdır gamma tokoferol. E vitamininin çok özel bir biçimidir. Hı hı. Onlara da Antep fıstığını özellikle tavsiye ediyorum. Hı hı. Herhangi birisinin tüketilmesi gereken özellikle tavsiye ettiğiniz bir zaman var mı? Cevizi mutlaka sabah tüketin kahvaltınızda, yer fıstığını akşam televizyonun karşısına atıştırmalık olarak yiyebilirsiniz diye. Doğru zaman diye bir şey var mı kuru yemişlerde? Doğru zaman yok Çağla ama güzel zaman her zaman. Yani şöyle ben olsam sabahleyin kalktığım zaman iki tane cevizi veya bir ceviz iki bademi ezip sabahleyin yiyeceğim kahvaltının içerisine eklerim. Ya bunu günün içine yayarsanız daha akıllıca olur. Bunların adı atıştırmalık zaten. 20 tane bademi birden yiyip tıkılmanın bir anlamı yok. Tabii ki. Yani bir kısmını sabah, bir kısmını öğlen, bir kısmını ikindi üzeri çayınızla beraber filan da atıştırabilirsiniz. Kesinlikle hocam. Güney çünkü ayı. Çok acıkıldığı zaman ara öğün olarak tüketildiğinde o 20 badem bence hepimizin sinirini bozar. Sayacaksın bir de pirinç gibi ayıklayacaksın. 20 hiç tane onu yedin doymayacaksın çıldıracaksın. Bence onları besinlerle beraber alıp hem de şeyinden de vitamininden de faydalanabiliriz aslında. 30 gram kuru yemişi yakmak için ne kadar egzersiz yapmamız gerekiyor sizce? Hiç mi? Evet. Tabii annem kolay ya yiyeceğim seni. Hiç dedi doğru söylüyorsun. Ne gerek var egzersize? Peki 30 dakika tempolu ya da 45 dakika orta hızlı yürüyüş yapmalısınız. Yani aslında bizim bu tabloyu yapmamızın sebebi 30 gramcık kuru yemişi yediğiniz zaman bile karşılığında ne kadar bedel ödeyeceğiniz, ne kadar hareket edeceğiniz. Hocam buyurun devam edin. Yani 200 kalorilik bir ek gıda aldığınız zaman o 200 kalorilik karşılığı bir yürüyüş yapmanız lazımsa o tempolu yürüyüşte ortalama 20 dakika, yavaş yürüyüşlerde ortalama 30-35 dakika ya da 40 dakikayı bulmanız lazım. Eğer yürümek değil de bisiklete binmeyse, tabii bisikletin yolu önemli, yokuşu var mı, iniş mi, düz mü filan. Ama yine ortalama yine 20-30 dakika. Dikkat ederseniz hep bir 30 dakika üzerinde durmanız lazım. Evet. Yani ben bademi çok seviyorum. Akşam da yemek istiyorum, sabah da yemek istiyorum. İyi afiyet olsun. Ama burada bizim vazgeçilmez prensibimiz, bir prensiplerimizden birisi, prensip 7 geçerli. Borcunu öde. Yani kaçamak yaptıysan karşılığında mutlaka aktiviteni arttıracaksın. Evet. Böyle baktığınız zaman hangi egzersiz yaparsanız yapın, ortalama 30 dakika bir porsiyon yani 200 kalorilik 30 gramlık bir kuru yemişin karşılığı çağlı. Evet. Bir de bunlara yediğimiz yemekleri vesaireleri falan koyarsak tabii ki bütün gün boyunca kuru yemişle ve 30 gram işte bademle beslenmiyoruz. Yanına da yemeklerimizi de yiyoruz. Tabii ki böylelikle yürüyüş saatimiz
artması gerekiyor. Şunu çok merak ediyorum. Yürüyüşe çıktık. Kaç dakikadan sonra gerçekten yağ yakımı başlıyor? Hangi durumlarda? Nabız çoğaldıkça mı? Biz gerçekten terledikçe mi? Çünkü yürüyüş bittiğinde mesela hiç terlemeden dönenler bile olabiliyor. Kilo vermek için, yağ yakmak için nabzın hızlanması, terlemiş olmamız önemli mi? Ve en etkili yağ yakma egzersizi nedir? Bir diğer soru. Çok güzel. Bir kere şöyle, hangi zamanda yürüyelim? Bence eğer kilo vermek istiyorsak sabah yürüyelim. Çünkü gece boyunca aç kaldık. İnsülin seviyemiz, leptin seviyemiz dibe vurdu. Kandaki şeker seviyemiz, evet, 85-95 aralığında. Biz orada yürüyüşe başladığımız zaman ilk 10-15 dakikada kaslarımızdaki glikojeni kullanırız. Yani depo şekeri. 10-15 dakika sonra minimum, maksimum 20 dakika sonra enerji stoklarımız bittiği için yürümeye devam edersek, bu zaman vücudumuz yağ dokusuna der ki ben seni yedek olarak koymuştum. Kara günler için banka hesabısın. O bankadaki parayı bana ver. O yağları yani bana yağ bir dokusu geri ver. Yağ dokusunun yağları çağırır ve o trigliseritleri parçalayarak yağ asitlerini enerji kaynağı olarak kullanır. Şeker yerine kullanır. Bu aslında bütün egzersizlerde geçerli. Yani nabzınızın kaça çıktığından çok attığınız adımın sayısına odaklanın. Bu nabız meselesi egzersizin düşmanı. Nedeni şu. Sizin için problem olmayabilir. Ama 70 yaşında, 65 yaşında bir hanımefendiye, hele hele kilosu birazcık fazlaca olan bir hanımefendiye, diz problemi olan, kalça problemi olan bir beyefendiye, nabzını 120'ye çıkaracaksın kardeşim, ondan sonra yağ yakarsınız dediği zaman, abi ben bunu yapamıyorum der, bırakın. Doğru. Gerek yok. Çünkü siz o nabzın düşük olduğu seviye, diyelim ki 100 oldu, 105 oldu, 95 oldu, Allah bereket versin, süreyi uzatın. Yani 30 dakika yerine 60 dakika yürüyün. Ama daha sakin, evet, kendinizi çok karalamadan. Bravo. Ve bir de şöyle bir şey. Yine yanlış bilinen bir şey. Hocam ben 45 dakika vaktim yok ya da 45 dakikaya dizlerim dayanmıyor. Hayır, o zaman 15 dakikalık 3 bölüm yürüyün. 10 dakikalık 4 bölüm yürüyün. Niye? Biraz önce söyledik. 30 gram kuru yemiş istihkakınız, ister sabah kalsa yarısını, 4'te 1'ini ikindin, 4'te 1'ini akşam kullanın. Nasıl kilo yapıyorsa, sabahleyin 10, öğlen 15, ikindik 15 dakika yürüdüğünüz zaman toplamda 40 dakika yine sisteminiz onu kalori harcama olarak algılayıp kullanacaktır. Evet. Ve aynı sonucu alacaksınız. Yani ne zaman yürüdüğünüze, ne kadar yürüdüğünüze, tek parça yürüdüğünüze odaklanmayın. Ama sizin gibi genç, sportmen birisi, daha çok sportif verim elde etmek istiyor. Egzersizdeki amacı sadece kalp performansı, damar, beyin, genel sağlık değil. Daha çok görsellik ve güç ise, zindelik ise, o zaman formülümüz net. 220 eksi yaş, yani 220'den yaşınızı çıkaracaksınız. Diyelim ki 40 yaşındasınız, 220 eksi yaş etti 180. Bunun %60'ından daha az olmaması lazım nabzınızın. Yani %80'ini zorlamamanız lazım üstünü. Yani ne diyoruz? Eğer 180 ise çıkan rakam, %60'ını da alt kere 8, 48, 108'in altına nabzı düşmemeniz lazım. Verim yürüyüş alması sırasında. Için, evet. Ama 8'de 18'i çarptığınız zaman da 8 kere 8, 64, 124, 130, 135, 140'a asla geçmemeniz lazım. Asla geçmemeniz lazım. Yoksa sonrası biraz riskli. Sıkıntılı olabilir değil mi? Spor yapacağız, hareket edeceğiz diye de sağlığımızdan olmayalım. Olmuyor. Nabız ölçerler de var değil mi? Böyle minik. Hepsi var, her şey var. Şimdi artık bu özellikle yeni saatlerde. Adım sayarlar. O kadar ki düştüğünüzü, yani ben düşersem ne olur diye bile korkmayın. Çünkü düştüğünüz zaman ambulans sistemine bağlanıp 112'lerin bulunduğunuz yere ambulans çağırması yalnız mümkün. Yalnız başına yürümeye korkuyorum saatin diyenler için bile. İnanılmaz. Bahane kabul etmiyoruz yani, evet, yürümek için diyelim. Şimdi az sonra yine bir squat hareketlerimiz var. En çok kalça, bel ve sırt bölgesinde, popo bölgesindeki yağları yakıyor. Onları isterseniz tekrar gösteririz. Ama zayıflatan, gerçekten bakın demedim ki zayıflamaya yardımcı. Yani zayıflatan baharatlarda ilk dördü konuşalım. Hem konuşalım hem de nedenleriyle birlikte hep beraber öğrenelim. Aslında zayıflamak bence bahane, baharatlar şahane. Çünkü baharatlar 2020'nin sağlık trendlerini, istersen önümüzdeki hafta bir konuşalım. 2020'de daha çok ne yapacağız, ne konuşacağız? Az kaldı önümüzdeki hafta hocam, evet, zaman daralıyor. 2020'nin sağlık trendlerinden biri baharat olacak. Ve baharatların da birinciliğini yine her zaman olduğu gibi zerdeçal götürecek. Şampiyonluk zerdeçal olacak. Ancak çok iyi biliyoruz ki baharatların metabolizma üzerinde az da olsa etkileri var. Ama ille bir özel etki istiyorsanız önceliği niye vermeniz lazım? Bence kırmızı acı biberi. Ne kadar acıysa o kadar fazla. Çünkü içindeki kapsaisin maddesi hem sağlıklı, aynı zamanda hem damar dostu ve damarları genişlettiği için de performansı arttırıyor. Onun için zaten acı yiyince ne yapıyorsunuz? Terliyoruz. Terlemeye başlıyorsunuz. Cayır, ateş basmaya başlıyor. Isınmaya başlıyorsunuz.
Ama bence önceliğe daima kırmızı acı biberi vermek lazım. Vermek gerekiyor. Peki devam edelim bir sonrakiyle. Tarçın. Tarçınla başlayalım sonra devam tarçın edelim. Tarçın da çok önemli. Evet. Tarçın hatta belki de buradaki listedeki gibi ilk sıraya koymak lazım. Çünkü tarçının içerisindeki özel bazı maddelerin kan şekerini dengelediğini ve insülin patlamalarını önlediğini, dolayısıyla şekerin yağa çevrilme olasılığını biraz daha baskıladığını, kan şekeri ayarında müthiş işe yaradığını biliyoruz. Hemen aklımıza tatlı yerken işte tavuk göğsünün üstüne falan eklediğimiz tarçın gelir. Tabii anneannemizin anneannesi bunu 100 yıl, 300 yıl önce keşfetmiş zaten. Muhallebiye, sütlaça, kazanın dibine, bravo tavuk göğsüne tarçın ekliyorsunuz. O şekeri dengeleyebilmek için herhangi bir tatlı yediğimizde, uyuşmayan bir tatlı atıyorum baklava vesaire yediğimizde, yani pratik çözüm mü diye soruyorum, saçma da olabilir. Tarçını çay içebilirsiniz. Su veya aynı çay tüketebilir miyiz? O şekeri dengeleme konusunda çok yine bize yardımcı oluyor mu? Akıllıca bir yaklaşım hem de. Şeker eklemeden tarçınlı bir çay tüketebilirsiniz. Yapacağınız şey bir çay kaşığı kadar tarçını sıcak suda güzel demleyeceksiniz ve içeceksiniz. İçeceğiz. Burada dikkat edeceğiniz şey şu önemli. Kalp hastası olduğu için kan sulandırıcı kullananlar, özellikle özel hap şeklindeki kan sulandırıcı hapları alanlar doktorlarıyla tarçın konusunu konuşsunlar. Mutlaka bir. Konuşsun. İki, Çin tarçını diye. Çin tarçını ucuz ama çok fazla içinde kan inceltici madde var. Seylan tarçını tüketsinler. Arada çok önemli bir fark var. Öyle bunu mi? Söyleyelim. Tamam, evet. Seylan tarçını. Seylan tarçını. Daha güvenli olacak. İkinci sırada zencefilimiz var hocam. Zencefil midevi ama çok daha önemlisi tok tutuyor. Yani zencefil aslında bir ara ona da bir vakit ayırmak lazım Çağla. Zencefil bağırsakların dostu, midenin dostu, hazmın dostu ve bağırsaklarda midede daha bir dinginlik sağlıyor. Evet. Açlık duygusunu olabildiği kadar geciktiriyor. O nedenle de kilo verme süreçlerinde sadece metabolizmayı hızlandırdığı için değil, aynı zamanda tokluk hissini desteklediği için de zencefil çayı işe yarıyor. Kilo vermek isteyenler günde 3 defa bir bardak zencefil çayını sistemlerine eklesinler. Ve hemen arkasından tabii ki bu listede olmazsa olmaz zerdeçal geliyor. Biraz önce söyledim başa almışız zerdeçal ama sıralamada bence üçüncüye koymak daha iyi. Zerdeçalın kilo ilgisi çok araştırılmış. Çok büyük bir etkisi olup olmadığı çok fazla yok. Evet, ama baharat sisteminin içerisinde mutlaka zerdeçalda kilo vermede yarayanlar kısmında ilk dörde girmeye kesinlikle hak ediyor. Dördüncü sırada da hocam nanemiz var. Mide ile ilişkisi olduğunu yine, biliyoruz. Evet. Nane aslında yine tok tutucu. Mideyi teskin edici, mide boşaltmasını geciktirici, hazmı kolaylaştırıcı. Bağırsak sisteminde de çok olumlu etkileri var nanenin. İçindeki yapısal veriler nedeniyle. Buraya belki birazcık nane kekik desek, ikisini bir araya tutsak daha da iyi olabilir. Evet. Nane kekik çayı birlikte de tüketilebilir veya nane kekik birlikte de tüketilebilir. Çünkü kekikteki karvakrol dediğimiz veya timol bileşikleri dediğimiz bileşiklerin de sindirim sisteminde muazzam olumlu etkileri var. Bunu asla unutmamak lazım. Harika. Baharatlarımızı da böyle sıraladıktan sonra şimdi hocamızdan gelen haftanın iyi haberine şöyle bir göz atalım. Karaciğerle ilgili konuşacaklarımız var demiştik ama İyi haber şu ki tempolu yürüyüş karaciğer yağlanmasını engelliyor. Her şeye deva, her şeye şifa olduğu gibi. Evet. Nasıl bir ilişki var hareketle, spor yapmayla karaciğer yağlanmasının? Her ne nedenle meydana gelirse gelsin, alkolik zehirlenme dışında, yani alkolün yaptığı karaciğer hasarı dışında, karaciğer yağlanmalarının çok büyük bir kısmında temel neden kandaki şekerin trigliserit dediğimiz yağ dönüşmesi kullanılmadığı için ve o trigliseritin de gidip karaciğere depolanması. Eğer siz kandaki şekerin trigliseritinin dönmesine fırsat vermez iseniz kanınızda trigliserit seviyesi artmaz. Karaciğerinizde de trigliserit birikecek zaman veya gerekçe bulamaz. Peki kandaki şekeri nasıl tüketirsiniz? Yürüyerek tüketirsiniz. Mevcut karaciğer yağlanmanızı da yürüyerek eritmek istiyorsanız yine aynı şey. Biraz önce anlattım. Kan şekeri düştü. Kastaki glikojen gitti. Vücut dedi ki bana oradan yağ gönder. İlk yağ gönderen organ karaciğerdir. Al kardeşim sana yağ diyecek. Evet. Dolayısıyla kendi içindeki yağ verdiği için karaciğerdeki yağ azalacaktır. Şunu iyi bilirim. İyi hayatın temel vazgeçilmezlerinden birisi nasıl ne yediğiniz, ne içtiğinizse ikincisi de ne kadar yürüdüğünüz. Ben yürüyemiyorum hocam. Bahane kabul etmiyoruz. Olup çömelip kalkacaksınız. Bahane kabul etmiyoruz. Yüzeceksiniz. Bahane kabul etmiyoruz. Televizyon izlerken elinizi kolunuzu kaldıracaksınız. Yani olabildiği kadar bu kaslarınızı kullanmanın bir yolunu bulacaksınız. Evet. Aynı zamanda yine tabii ki bu çok tehlikeli ve sağlıksız olduğunu söylediğimiz alkol kullanan için
kullananlar için geçerli değil ama karaciğerimize nasıl detoks yaptırırız, nasıl temizleriz? Çünkü yağlı olup olmadığını bilmiyoruz demiştik hocam. Belki yine bir karaciğer detoks için bir çay tarifimizde az sonra hocamız tarafından alacağız, vereceğiz. Bu arada tabii ki gelelim kötü haberlerimize de. Aslında bu kötü haberler birazcık uyarıcı niteliğinde. Eğer yapıyorsanız yapmayın diye. Çok çok kötü haberim yok bugün sizlere. Akşam yenen meyve zararlı. Buyurun. Evet, bizim bu kötü bir alışkanlığımız. Yani toplumsal olarak benim çocukluğumda ben çok meyve üretilen bir kasabada büyüdüm, Anamur'da. Anamur bir meyve cenneti. Muzu, portakalı, limonu inanılmaz. Ve akşam olduğu zaman rahmetli babam bir meyve, biz yörük kökeniz, meyve sulayın gelin derdi. Meyve sulamak demek koca bir tepsiye portakalları, mandalinaları, elmaları doldurup ortaya koymak. Biz de adam başına iki tane mandalin, üç tane portakal hepimize böyle maşallah. Öyle soyulmuş olunca löp löp yiyorsunuz yani. Evet. Biz de yiyorduk. Böyle bir meyve tüketimi sağlıkla alakası yok. Meyve sağlıklı, meyveden asla vazgeçmeyelim. Günde bir porsiyon meyveyi mutlaka tüketelim. Tamam. Ama akşamleyin oturup da tabaklar dolusu meyveyi tıkına tıkına yemeyelim kardeşim. Yok öyle bir şey. Akşam yiyeceksek bile ki yemeyelim de maksimum bir porsiyon meyve. Yani bir elma, tane mandalina. Bir orta boy elma. Küçük orta boy mandalin. İri mandalin ise bir tane. Orta boy bir portakal. Yazınsa şeftali. Neyse mevsimine göre ama bir porsiyon. Bu çok önemli. Mümkünse ne oluyor onu, hocam çok yersek akşam mesela? Şeker fazla olduğu için bravo, fazla şeker yüklemesi olduğu için aynen, mi? Aynen. Fruktoz var meyvenin. O meyve fruktoz kana geçiyor. Siz biraz önce yediğiniz yemek nedeniyle zaten kanınızda şeker yüksek. Fruktozu kullanmayan vücut fruktozu trigliserite çevirdi. Yine trigliserit nereye gitti önce? Karaciğere gitti. Eğer karaciğerinizi bozmak istiyorsanız, göbeklenmek istiyorsanız, eğer bel çevrenizi genişletmek istiyorsanız akşamlarınızı bol meyveyle süsleyin efendim. Eğer azaltmak istiyorsanız akşam meyvesini ikindiye kaydırın. Yemekten yarım saat önceye kaydırın. Bitmedi. O meyveyi yemeğin üstüne yediğiniz zaman özellikle mideniz, ki böyledir yani yüzyıllardır yanlış, böyledir hocam yanlış, ama evet artık yanlış olarak biliniyor. Yani çünkü asit şey salgısının en fazla olduğu dönemde meyve aşağı indi. Meyve alkolleşir. Hafif kafayı da bulursunuz. Onun için meyve, biraz da meyve yiyince uykunuz gelir. İyice zararlı, fenalık geçirip televizyon karşısında uyumalar evet, başlıyor. Sonra maalesef ne oluyor? Uykular düzeni bozuluyor. Evet. Uyku düzeni bozulunca zaten nereye yol açtığını çok çok evet, iyi biliyoruz. Bir halk sorumuz var, onu alacağım. Hocam ben şeker hastasıyım. Tahin pekmez tüketebilir miyim? Bize de bu soru çok fazla geliyor hocam. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Yani tahin pekmez bizim toplumumuzun olağanüstü güzel bir alışkanlığı. Mutfağımızın evet, süslerinden biri. Ama biz bir ekmek bandırarak yiyoruz hocam. Hem ekmek pekmezi bandırıyoruz hem de tahin pekmezi pekmez tahin yapıyoruz. Daha çok pekmez daha az tahin. Oysa tahini çok pekmezi az kullanmanız lazım. Şeker hastasıysanız. Çünkü tahindeki şifa çok fazla. Pekmez bir tat ama pekmezi şifa yok. Bunun altını çizelim. Pekmezi kaynattığınız için o pekmezini yaptığınız meyvenin içindeki yararlı maddelerin, vitaminlerin, antioksidanların çoğunu zaten öldürüyorsunuz. Ha. Ama pekmezi de daha biraz daha faydalı hale nasıl getiririz Osman Hocam? İçine ceviz atarsanız. Yani o bizim Anadolu'da vardır cevizli ne deniyor ona? Bir takım gıdalarımız var. İçine fındık, fıstık, ceviz koyuyorlar. Sucuk, pekmezi, cevizli sucuk. Cevizli sucuk biliyoruz. Tamam. Tabii tabii sucuk. Tamam. İşte onların sucuk, hiç olmazsa pekmezin glisemik yükünü azaltacağı için evet, onun zararlarını bir miktar engelleyebilirsiniz. Tahin pekmezden şeker hastaları vazgeçmesin ama maksimum 4'te 1 tahin pekmez yapsın. Yani 3 bölümü tahin, 1 bölümü pekmez olsun, pekmez olsun ve bir yemek kaşığının üstünü geçmesinler çünkü yüksek kalori. Şimdi biz bu şöyle mi anlamalıyım yani bir yemek kaşığı böyle ekmek yok, ekmek yok. Hocam ekmeksiz olacaksa bence kimse yemeyecek. Niye yemesin? Çünkü net o ekmek bandırılıp yenecek o zaman bir şey. Şöyle yapacaksınız yarım yemek kaşığı küçük bir lokma ekmek. Yarım yemek yani kaşığı. Mutlaka bir şeyden fedakarlık geçeceksiniz. Hocam kuşa yedirir gibi yedirmeye başladı bize bence hiç yemeyelim daha iyi. Ekmek içine girdiği zaman işin içine biliyorum çok daha evet, farklı şeyler oluşmaya başlıyor haklısınız hocam. Peki bu uyarıyı yaptıktan sonra reklamlardan sonra az önce söylediğim gibi A'dan Z'ye kolajen dosyasını açıyoruz. Aklınızdaki tüm soruları lütfen Çağla ile Yeni Bir Gün hesabında postumuzun altına yazıyorsunuz. Bazılarının iddia ettiği gibi kanser riski var mı, kalp damar rahatsızlığı yapar mı? Kimisi de diyor ki kolajen çok fazla tüketildiği zaman içerisindeki protein aşırıya kaçabiliyor. Acaba ne gibi sonuçlar doğuruyor? Reklamlardan sonra. Çağla ile ilgili devam ediyor. Profesör Doktor Osman Mitoğlu hocamızla beraberiz. Kafanızdaki tüm soru işaretlerini cevaplamak üzere. Bugün sevgili Perihan ablamız bize önce işkembe çorbası yapıyor. Önce değil zaten yapıyor hala hazırda. Kelle paça değil mi?
kaynatıyor. Evet, kelle paçamız. Şimdi bunların içeriklerini konuşacağız ama önce ne kadar süre kaynatmak lazım? Evde kaynatmak isteyenlere ne gibi tavsiyelerde bulunursun? Önce onu konuşalım. Sonra hocamla detaylara geçeceğiz. Önce hangisi? Bence nacizane fikrim kelle paçayı düdük diye koymayalım. Normal doğal tencereye koyalım. Birkaç saat pişsin. Birkaç saat pişsin. Ne kadar su koydun? İçine pişirirken başka bir şey koydun yani mu? Yani çok güzel yıkadıktan sonra tencereye koyup üstünü geçecek kadar su koyuyorum. Hı. Yani 3-4 saat kaynatıyorum 3-4 ben. 3-4 saat kaynayacak evet, bu. Evet 3-4 saat kaynayacak. Kemikleri zaten etlerinden ayrılacak. Ondan sonra zaten kullanacağız. Tamam. Sosunu direkt o zaman yapalım. İsterseniz hocam kelle paçayla başlayalım. Başlayalım. Değil mi? Başlayalım. En çok kolajen. Kolajeni konuşacağız ama öncelikle pişirirken burada konuşmak üzere en çok kolajen kellesinde mi var? Paçasında mı var? İkisi neden sürekli yan yana pişiriliyor? Çok merak ediyorum. İstersen Çağla daha net bir şey söyleyelim. Daha bilimsel ve daha rakamsal. İnsan vücudunda kolajen en önemli proteinlerden biri. Evet. Hatta sahip olduğumuz proteinlerin en önemli bölümünü kolajen oluşturuyor. Bizim vücudumuzun 1/4'ü su. Geriye kalan, suyun dışında kalanın yaklaşık %20'si kemik ve minerallerden evet. ve %10'a yakınında, 15'e yakınında proteinlerden oluşuyor. Proteinlerin de %70-80'i kolajen. Kolajen. Dolayısıyla kemikte de kolajen var bilirim. Tamam. Kasta da kolajen var bilirim. Kasın kemiğe tutunduğu kirişlerde, tendonlarda da kolajen var bilirim. Bizdeki evet. kolajen eklemlerimiz için ne işe yarıyor? Onların birbirine tutunmasını mı sağlıyor? Kas kemik sağlığı için ne bileyim ne işe yarıyor hocam kolajen? Olmazsa ne oluyor ya da onu konuşalım. Şimdi şöyle diyelim bu karşımda siz duruyorsunuz. Çağla Şikel apartmanı olun siz. Evet. Bu apartmanın içerisinde demir aksam var. Onu sağlam tutan kemikler. Kemiklerimiz. O demir aksamın da içinde %20-15-20 oranında kolajen var. Yani kemik deyince aklınıza sadece kalsiyum gelmesin. Hı. Kemiğin sadece kendisinde bile %15-20 kolajen var. Hı. Çıkarılacak ders şu. Hanımlarımız yaygın bir şekilde kemik tozu içiyor. Kemik oradan kolajeni almak biraz zor. Hı. Çünkü zaten kemiğin kendi içinde %15-20'yi geçmiyor kolajen. Onun tozunu değil suyunu çıkarsanız içinde alacağınız kolajen miktarı %5'i 10'u geçmez. Evet. Onun da %10'u emir ederseniz %1 kolajen kazanırsınız. Ama tehlike şu. Kemik dokusuyla yağ dokusu, dikkatle dinlesinler beni izleyenler, vücuttaki kötü maddelerin, özellikle ağır metallerin, zehirlerin depolandığı yerdir. Çünkü vücut hareketsiz yerde onu saklar. Bana zarar vermesin diye. Nerede saklayacak? Kemikte saklayacak. Kemikte bravo. Hı. Veya yağ dokusunda. Hı. Onun için balıkların yağında, kemiklerinde ağır metal birikir. Bizim de vücudumuzda veya hayvanların da vücudunda ağır metaller orada. Onun için çok kemik tozuna yüklenirseniz hı. civa yüklenmesi, kurşun yüklenmesi, kadmiyum yüklenmesi gibi bir riskiniz var. Aman dikkat edin. Bu birinci nokta. İki, şimdi ben daha çok kolajen kazanmak istiyorsam yapacağım en basit şey bir kere bitkilerde kolajen olmadığını bileceğiz. Tamam. Yani ıspanak bir mucize ama kolajensiz bir mucize. Sadece hayvansal ürünlerden kolajen alabilirim. En çok da etten, kemikten ya da kirişten. Bir, kemikle kirişin birleştiği, kemikle etin birleştiği, kasın birleştiği yerdeki tendon kolajenlerin en zengin dokudur. Çünkü kolajenin özelliği o dokuya elastikiyet kazandırmak. Hmm. Elastikiyet kazandırmak, o dokuyu sıvı ve katı arasında bir yerde dengede tutmak evet, ve aynı zamanda direnç kazandırmaktır. Yani ben derime basıyorum, eski evet. haline geliyor. Bunu kolajen sayesinde yapıyor. Direnç gösteriyor tabii ki. Ve yerine onun için yaşlı insanların derisi buruş buruş oluyor. Hmm. Çünkü kolajen kaybı var. Ama siz o kişiye hatta vurduğunuz zaman hemen morarıyor yaşlı insanda. Çünkü damarlardaki kolajen de kaybolduğu için damar çatlayıveriyor pat diye dışına kanı sızdırıyor. Damarın bütünlüğü de kolajene bağlı. Kolaj etmek yapıştırmak demek. Doğru. Kolajen yapıştırıcı. Yani hücreleri birbirine yapıştıran, dokuyu birbirine yapıştıran. Bütünlüğü sağlayan. Bravo. Ve aynı zamanda kayganlaştıran madde de kolajenin üretimini sağladığı hyaluronik asit. Kolajeniniz azalınca kemiğinizdeki hyaluronik asit de azaldığı için kemikler birbirinin üzerinde kaymıyor. Bu dizler çatır çutur etmeye başlıyor hareket ettiğiniz zaman. Maalesef. Maalesef. O zaman biz evimizde kolajen kazanmak istiyorsak kemik et bileşimi yani eti kemiğinden ayırma Osmanlıca tavsiyesi 5. Eti kemiğinden ayırmadan böyle bu hanımefendinin yaptığı gibi uzun uzun pişireceğiz. Ama daha ucuz kolajen kaynağına yöneleceksek et kemik karkas da olsa pahalı. Paça daha ucuz. Ve yani, paçada çok fazla kolajen var. Kelleye göre paçada daha çok var. Eklem kesinlikle, yeri şey, kesinlikle, ayak kesinlikle, tendon kesinlikle. Yani kelle paçadan ziyade paçanın kendisinde marifet var. Hı-hı. Zaten hanımlar çok iyi bilirler. Paçayı biraz soğuduğu zaman jelifi olur. Şimdi ne oluyor? Pişirdiği zaman kolajen
suya geçiyor, ısı da eriyor. Eridiği zaman da jelatine dönüşüyor. Demek ki kolajenden gelen birinci ürün adı jelatin. Jelatin bildiğimiz, evet, tabii. Jelatin. Donduğu zaman jelatin haline geliyor ya böyle bir, evet, şey haline. Bıraktığınız gibi zaman jelatin tekrar katılaşıyor. Onun için buzdolabına, evet, koyduğunuz zaman, tel dolaba koyduğunuz zaman, yani soğuduğu zaman o et suyu donar. Donduğu zaman da jel kıvamını alır. Jel kıvamının karşılığı da zaten jelatindir. Peki etteki kolajen mi, pişmiş kolajenden oluşan jelatin mi daha çok faydalı Osman Hocam? Jelatin daha çok faydalı. Hmm. Neden? Eğer emilmeye 10 puan verirsek saf kolajeni mideye indirin, bağırsağa geçsin. %15-20'sinden fazlası emilmez. Ama jelatin verirseniz oraya, yani biraz sindirilebilir kolajen diyebiliriz jelatine. Hmm. Jelatinin %35-40'ı emilir. Kimlerin ihtiyacı var kolajene gerçekten? Herkes. Yeni doğandan başlayın ölene kadar. Nedeni şu, yani sizin Çağla Şikel apartmanının bütünlüğünü koruyabilmesi için. Mesela göz, gözdeki kornea dediğimiz tabaka, evet, jelatinin sertleşmiş şekli. Yani gözünüzün zaten mesela katarakt niye oluyorsunuz yaşlanınca? Kolajeni yenileyemiyor kendisini. Biraz da güneş ışığı, dış etkilerle bulanıklaşıyor garibim cildiniz gibi. Yaşlanınca katarakt oluyorsunuz. Hiç normalde 15-20 yaştaki bir çocukta katarakt görüyor asla musunuz? Asla görmüyoruz. Onun için o da kolajen. Damar, damar duvarınızdaki hücreler, epiteller birbirine kolajenle tutunuyor. Eskiden denizciler uzun süre sefere çıkıp da C vitamini alamadığı zaman kolajen üretemedikleri için damarları çatlıyordu ve diş etleri kanıyordu. Dişinizi fırçaladığınız zaman çok kanıyorsa bilin ki orada kolajen üretimi bozuk demektir. Niye bozulur? İltihap varsa bozulur. Diş eti iltihabınız olursa kolajen yapamazsınız ve kolajen yapamayınca diş etiniz kanamaya başlar. Doğru. Damar bütünlüğü içinde kolajen lazım. Yani kolajen deyince hep aklınıza gençlik, güzellik geliyor. Hata, evet, ediyorsunuz. Hata ediyorsunuz. Kemik için lazım. Biz özellikle farklı bir yüzünü de konuşalım kesinlikle, istediğim için. Kesinlikle. Yani sadece saç, tırnak, cilt güzelliği değil. Bakın ne kadar aslında önceden almamız gereken önlemlerin farklı, arasında geliyor farklı, kolajen. Farklı, farklı, farklı. Ama en büyük tartışmalardan bir tanesi kelle paça, işkembe çorbası özellikle bir kolesterol deposu mudur sorusu. Hayır, kolesterol deposu değildir. Yani ama çok içtiğimiz zaman bize kilo aldırabilecek yağlar var mı içerisinde? Evet, tabii doymuş yağlardan zengin. Hı. Doymuş yağlardan zengin olduğu için eğer vücudunuzdaki genetik yapılanma doymuş yağdan aşırı kolesterol üretmeye programlıysa doymuş yağlar o kolesterol üretim programının ham maddesi gibidir. Yani, hı, siz daha çok doymuş yağ sokarsanız sisteme, bunu tereyağı da sokabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı da sokabilirsiniz. Palmol yağıyla da, yani bitkisel yağ, doymuş yağ daima kolesterole ham maddelik yapar. Ama doğrudan doğruya gıdanın içindeki kolesterolün emilip kandaki kolesterolü yükseltmediği kanıtlandı. Yumurta onun için akıllandı zaten. Doğru, yumurtayla ilgili bilgilerin şey yanlış olduğu anlaşıldı. Evet. Ama ben kelle paçayı yiyerek kolesterolü bozulan birini düşünemiyorum. Zaten kelle paçayı, yani hiç kimse her gün sofrasında evinde sabah akşam kelle paça kokusu istemez. Şimdi bugünden açık sonra konuşalım, belki bir pişirmeye tekrar başlayabiliriz. Yani. Haftada bir yiyebilirsiniz. Hani en sık adam haftada bir yer. Ama yani daha çok da bence kolajen kazanacaksanız kelleyi kendi haline bırakın, paçaya yüklenin. Hmm. Yani ben o kellerin üzerinde iki tane göz bakıyorken o iş biraz zor bir iş gibi geliyor bana. Evet, kelle evet hocam, olabilir. Tabii ki paça daha belki hem içerdiği kolajen daha yüksek, daha yüksek olduğu için yüksek yapacaksanız kesinlikle paçayı yüksek da yapabilirsiniz, evet, diyor. Peki saç ve tırnak sağlığına gelelim. Nasıl tüketeceğimizi az sonra sizler için soracağım. Ama saç ve tırnak sağlığı özellikle. Şöyle, saç tırnak aslında derinin devamı. Doğru. Derimizin üzerine monte edilmiş ilaveler gibi ama monte değil. Deriden geliyor. Bir soru sana. Bir ömür boyunca Çağla kaç kilo yeni deri üretiyor? Tam çok, yap bakalım mesela. Çok bence de mesela, bilemedim. 22 kilo hesaplanmış bu. 22 kilo. Yani çünkü derimiz devamlı gidiyor, yenileniyor. Doğru. Saçımız devamlı gidiyor, yenileniyor. Tırnağımız. Bütün bunları baktığınız zaman acayip bir ham madde girişi lazım. Habire gidiyor. O ham maddenin başında da kolajen geliyor. Kolajeni bizim kazanabilmemiz o nedenle önemli. Ama kolajeni illa kolajen olarak kazanmak zorunda değiliz. Hatta doğrudan doğruya kolajen ham maddesini alabilirsek, çünkü şöyle zannediyorsunuz bir de Çağla, çok önemli. Kolajeni böyle örnek verelim. Aldığınız fıstığı, bu fıstığı yiyince fıstık gidip beyninizde akıl yapmıyor. İçindeki maddeler bu işi yapıyor. Siz kolajen içtiğiniz zaman ya da kolajenli bir paça çorba içtiğiniz zaman o kolajen gidip cildinize yerleşip sizi böyle gergin hale getirmiyor. Ama niye moralimizi bozuyorsunuz? Ben öyle düşünüyordum. Hayır, öyle olmuyor. Öyle nasıl olmuyor. Nasıl oluyor şimdi? O kolajenin içindeki parçalanmış
ham maddeyi bağırsak öğütüyor, peptit haline getiriyor ve o peptitleri ikili üçlü amino asit kombinasyonlar halinde alıyor, götürüyor cildinizdeki fibroblast dediğimiz kolajeni üreten hücreye. Al kardeş biraz kolajen üret bundan diyor. Hem onu alıp üretiyor cilt hücresi, hem de o uyarıyla mevcuttan daha fazla üretim yapmaya çalışıyor. Onu uyarıyor. Aynen öyle. Üretmesini aynen sağlıyor. Öyle. Aynen öyle. Tamam. Kolajenin tipine göre de bu değişiyor. Çünkü farklı kolajenler farklı yerde kullanılıyor. Tip 1, tip 2 kolajeni mutlaka konuşacağız hocam. Oraya geleceğiz ama ondan önce özellikle çok sorulduğu için size soruyorum. Kolajen tüketimi, daha doğrusu işte kelle paça tüketimi, tansiyonu iyi veya kötü yönde etkileyebilir mi? Tansiyon hastaları tüketebilir mi? Faydası olur. Eğer damarınızda tansiyonun yükselmesini istiyorsanız damarlarınızı kazık gibi yapın. Sertleştirin. Eğer damarınızı elastik tutarsanız her türlü basınca karşı genişler açılır, genişler açılır ve tansiyon yükselmesi olmaz. Dolayısıyla kolajenini kaybeden damar güneşte bırakılmış yazlık hortum gibidir. Kazık gibi olur ve çatlar, patlar ve genişlemez. Daha kolay hırpalanır. Damar kolajenin en önemli, kolajen damarın en önemli dostlarından biridir. Tam tersine. Yani tansiyonu yükseltmediği gibi yapılan çalışmalarda kolajen tüketimi fazla olanlarda kan basıncının yükselme ihtimalinin düştüğünü, kan şekerinin yükselme ihtimalinin azaldığını, onda sonrasında cevaplarım niye diye. Yani kan şekerine de iyi geliyor, kolesterol de iyi geliyor. Kolajen geleceğin medikal ilaçlarından yani tıbbi gıdalarından birisidir. Evet. Ama burada hangi kolajeni? Bunu da burada söylemiş olalım ne hocam. Ne dozu olacak bunu bir kenara yaz. Yazalım. Peki bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini de konuşalım mı? Biz o yapıyı sağlamlaştırıyoruz. Ne kadar süre tüketirsek bağışıklığımızda da güçlendirme yapar? Doğrudan kolajenin hem hücresel ya da hem hümoral yani antikor üretimini etkilediğini söylemek biraz zor. Ancak şöyle olabilir. Kolajen bir protein. Evet. Ve protein ne kadar fazla kazandırırsanız vücudunuza o kadar çok bağışıklık hücrelerinize silah üretme ve güç sağlarsınız. Dolayısıyla mesela grip nezle olduğunuz zaman anne çorbası, tavuk suyu çorba içiyorsunuz ya onun da esas marifeti tavuktaki proteindir. Dolayısıyla kolajen tüketiminizi arttırırsanız yani et suyu çorba da tavuk suyu çorba kadar marifetlidir ama içine biraz et koymanız lazım. Yani bizim eskiden şimdi ne deniyor bilmiyorum arabaşı çorbası derlerdi bizim çocukluğumuzda. Geçtiği yerde. Yani içine böyle hindi parçacıkları, tavuk parçacıkları, et parçacıkları koyduğunuz zaman bir çorbanın o çorba kışın sizi çok güçlü tutar. Hatta benim yine çocukluğumda akşam atıştırmalı olarak böyle arabaşı çorba yapıldığını hatırlıyorum. Bu beyran çorbası gibi mi? Beyran çorbasına benzer. Bravo. Çorba beyran'a demeyecektim. Benziyor. Beyran diyecektim. Beyran'a değil benziyor. Mi o? Beyran'a benziyor. Gaziantep'in beyranı. Bravo. Bravo. Evet. Akraba. Hepsi evet. Akraba. Evet. Peki karıştırmaya devam edelim. Biz bu arada hangi tip kolajen neresi için iyi? Yani şu anda kafamıza taktığımız saç, tırnak, cilt sağlığımız mı yoksa eklem sağlığımız mı? Hangi tip kolajeni kimler nasıl kullanmalıya geçebiliriz? Memnuniyetle. Şimdi iki tip kolajen olduğunu söyledim ama isterseniz şu jelatinden devam edelim. Tamam. Şimdi jelatin eti pişirdim kemiğiyle beraber. Jelifiye oldu. Suyuna jelatin geçti. Suyunu içtim, jelatini aldım. Etin kendini yemekten daha iyi. Yani ben bir parça pirzola mı yiyeyim yoksa bir et suyu mu daha çok kolajen? Et suyu daha çok kolajen kazandırır ama etiyle birlikte tüketmek şartıyla, etin kendisiyle birlikte. Eti bu de biz yiyecek miyiz yiyeceğiz, yani? Yiyeceğiz. Yemezsek sadece suyunu içersek de kolajen bir miktar kazanırız ama etteki kolajeni niye bırakalım geriye? Varsa onu da yiyelim. Tamam. Ama et suyuyla iyi kolajen alırız. Oradan jelatin alırız çünkü. Jelatin emilmesi yüksek. Eğer o jelatini hidrolize edersek, parçalarsak, yani eğer eti önceden kıyma haline getirmiş gibi kolajeni parçalarsak ona peptit diyoruz. Peptit. Yani peptit. Kolajenin bir parçalanmış şekli jelin. Siz dediniz ya jelatin içine girdiğin zaman kendini parçalıyor, bravo, öğütüyor, bravo. Peptit haline geliyor. Bravo. Biz onu dışarıda mı dışarıda yapalım? Parçalarsak onu yapıyor onun endüstri. Zaten içtiğiniz kolajenler var ya toz kolajen, sıvı kolajen. Sıvı olanlar onu onlar peptitleşmiş kolajen var. Peptitidir onlar işte. Onlar bir nevi kolajen kıymasıdır. Yani sizin bağırsağınızın öğütmesine gerek kalmadan öğütülmüş halde bağırsağınıza emer. Yani çocuğunuzun ağzına mama verir gibi bağırsağınızın ağzına kolajenin peptitini tuttunuz mu emer onu. Aynen. Ve o aldığı peptitten daha çok kolajen üretir. Tekrar başa dönelim. 10 emilim birimi dersek etteki kolajenin doğrudan yediğiniz zaman 3'ü emilirse jelatinin 4'ü 5'i emilir. Ama peptidin 8'i 9'u emilir. O halde kolajen peptit de onun için zaten kolajen peptit meselesi çok ön planda çıktı. Emilimini çok arttırdı. Evet. Peki tip 1 kolajen?
Yaklaşık olarak sayılar değişiyor. Ben 24'e kadar olan sayılar gördüm. 20'ye yakın kolajen çeşidi var. Allah. Ama vücudumuzdaki kolajenlerin çağlar tip 1, tip 2, tip 3, tip 4, tip 5 ve 10 dediğimiz zaman %90'ını bu altısı oluşturuyor. Yani aslında biz eğer bu 5 kolajen, 6 kolajen alırsak kolajen meselesini çözüyoruz. Öbürleri teferruat. Ama en önemlisi tip 1 ile tip 2. Tip 2. Toplam miktarda tip 1, tip 2'yi toplayınca benim sizin vücudunuzdaki toplam kolajenimizin %80'i bu ikisini oluşturuyor. Tip 1 daha ziyade ciltte ve kaslarda, kısmen tendonlarda, tip 2 kemiklerde ve özellikle de kondrositlerde, yani kıkırdak bölümünde etkili. Eğer kıkırdağınız erimesin, eklemleriniz genç kalsın istiyorsanız cilt kolajeni değil, yani tip 1 kolajeni değil, tip 2, kıkırdak kolajeni, yani tip 2 kolajeni kullanacaksınız. Aradaki fark nereden geliyor? Evet. O anlattığım peptit yapılanmasında prolin, hidroksiprolin birlikteliği var ya da hidroksiprolin, glisin birlikteliği var. Eğer kolajen tip 2 ise içinde prolin, hidroksiprolinden ziyade hidroksiprolinle glisin işbirliği var. Bunlar insanların kafası karıştırmak istemiyorum. Yani yapı farklı. Tamam. Biri eğer öyle alındıysa ekleme gidiyor. Evet. Biri öbür türlü alındıysa, tip 1 ise cilde gidiyor. Cilde gidiyor. O cilde giden fibroblastları yakalarsa cilt yapıyor. O tip 1'den saç bahsediyoruz. Kökünü giderse saç yapıyor. Tırnak köküne giderse tırnak yapıyor. Tırnak kökünün çok net olarak göstermiştim. Mesela tırnak uzamasını %20 arttırdı. Evet. Saç uzamasını %20-30 arttırdı. Saç kalitesini arttırdığı tip 1 kolajenin net ve açık olarak gösterilmiş. Net ve açık etkilemesi için acaba ne kadar tüketeceğiz? Gerçekten haftada bir içeceğimiz paça çorbası yeterli olacak mı? Yoksa hepimizin şu anda çılgınlar gibi tükettiği sıvılarından da veya tozlarından da faydalanmamız gerekir mi? Ortada yine güzel soru bu. Çok güzel bir soru. Ortada yine bağırsağın emme kapasitesine uydurma meselesi var. Şimdi nereden biliyorsun? Yani şöyle, normal kolajenin büyüklüğü 10 ise, jelatin kolajenin büyüklüğü 8 ise, peptit kolajenin büyüklüğü 3-2'ye iniyor. Yani parçalandıkça molekül küçülüyor. Molekül ağırlığı da, ortalama 3000 daltonu geçmeyen bir kolajen parçacığının emilme oranı çok yüksek. Onun için peptit kolajenin emilme olasılığı daha fazla. Yani siz ne kadar çok kolajeni kıyma haline getirirseniz, hatta buyon haline getirirseniz, et suyu buyon gibi düşünün. O hale getirirseniz kolajenden faydalanma, yani peptitlerden, amino asitlerden faydalanma ihtimaliniz o kadar çok yüksek oluyor. Buradan bizi izleyen gençlere de bir mesaj gitsin Çağla istersen. Gençlere bu kas yapmaları için, kas yapacak diye bir sürü uydur kaydır protein tozları çakıyorlar. Maalesef. Lütfen yapmasınlar. Evet. Bunların içerisinde kas yapacak olan 3 tane temel madde var. Prolin, hidroksiprolin ve glisin. Bunların olduğu bir şey kas yapabilir. Çünkü kas yapmak demek kasın içine kolajeni bombalamak, doldurmak demektir. Evet, evet. Tendon yapmak, kiriş yapmak demektir. Evet. Öbürleri sadece size değil, onu yapana kazandırır. Size kas kazandırmaz. Evet. Ancak cüzdan inceltir, başka bir şey yaramaz. Hatta zararları olduğu bile konuşuluyor. İçindeki toksik katkılar nedeniyle. Katkılardan dolayı. Devam edeceğiz hocam. Bir alt sorumuz var, onu alayım. Hocam, protein açısından kuru fasulye mi daha faydalıdır, et mi? Evet, bu sorunun cevabını dün akşam kuru fasulye yemiş birisi olarak ben merakla dinliyorum. Evet. Vallahi pilavsız yedim hocam. İyi yedin. Aferin sana. Nereden yedim. Nereye geldik ama bak şimdi proteini öğrendik. En iyi protein kaynağını sorgulamaya başladık. Bu çok güzel bir gelişme. Çok güzel değil mi hocam? Evet. Kuru fasulyede protein olduğunu bile düşünmemiz çok güzel bir gelişme bir kere. Evet. Şimdi ette de protein var, kuru fasulyede de protein var. Ette %24-25 protein varsa kuru fasulyede de %20'ye yakın protein çok var. İyi. Ve bitkisel proteinlerin vücuda verebilecekleri yan zararlar etin verebileceği zararlara göre daha az. Öyle baktığınız zaman etteki proteinden faydalandığınız gibi kuru fasulyeden de faydalanın. Ama ben bu hanımefendinin yerine veya senin yerine olsaydım akşam etli kuru fasulye yapardım. Yani yine evlendirme meselesi geliyor. Yani hayvansal kaynakla, bitkisel kaynaklı proteini evlendirdiğiniz zaman o proteinlerin içerisinde vücudumuza lazım olan proteinlerin içindeki amino asitleri daha çok kazanabilme imkanımız var. Gerçi o elzem amino asitlerimiz, amino asitlerin sadece hayvansal proteinlerde değil, bitkisel proteinlerde de olduğunu biliyoruz ama ben olsam daima kıymalı mercimek, etli nohut, etli kuru fasulye yaparım. Bu evlendirmeyi yaparım. Mutlaka yaparım çok diyorsunuz. Daha akıllı bir şey. Veya ne yaparım ne bileyim bitkisel kaynakları daha da zenginleştirirsem ıspanağı yumurtayla yaparım.
Yumurtayı kıymayla yaparım. Yani çok çeşitlendirirseniz çok daha fazla faydalanırsınız. Harika. Bitkisel proteinle hayvansal proteini birleştirdiğimize göre herkesin aklındaki soruyu sorabilirim. Hocam kuru fasulye yerken yanına pilav yemeyecek mi yok? Yiyeceksin. Yiyeceğiz. Ama pilavı nasıl yiyeceğiz? Hocam oturtmak istiyorum sizi bu cevabı. Memnuniyetle. Pilavı kaptık. Çünkü ben öğlen yani başka işte canım bir şey çekmeyince öğlen kuru fasulye pilav yedim. Akşam da dedim ki bir daha pilav yemeyeyim artık dedim. Kuru fasulye, işte pancarlı yoğurt ve yanına turşu. Acı biber turşu stik ettim. Harika. Güzel bir seçim yapmışım. Yani biz pilavla beraber kuru fasulyeyi tamam çok iyi bir evlilik sürdürmeyebilirler ancak yine de yediğimiz zaman fasulyenin proteininden yararlanıyoruz mu? Şimdi mesele burada Çağla pilavdan fasulyeden ziyade neyi neyle ne kadar tükettiğiniz ve ne zaman tükettiğiniz gibi bir sürü soru geliyor. Şimdi biz mesela şunu söylüyorlar. Hocam siz pirince karşısınız ama evet çok fazla pirince karşıyım. Çinliler sabah akşam pirinç tüketiyor şişmanlamıyor doğru. Evet. Çünkü Çinli ekmek yemiyor. Hiç ekmek yemiyor. Bizim toplumda kişi başına neredeyse 200 kilo ekmek tüketimi var. Bir de onların pilavı pirinci yapma ve, şekilleri ve çok açık. Pirinci buharda. Sadece buharda yapıyor. Buharda yaptığı zaman çok güzel bir konuya değindin. Buharda pirincin glisemik yükü azalıyor. Yani vücuda giren nişastanın parçalanıp şekere dönüşme ihtimali bağırsakta parçalanamadığı için azalıyor. Yani sindirilebilir nişasta olmaktan çıktığı için ağızdan yiyorsunuz aşağıdan gidiyor. Dolayısıyla nasıl pişirdiğiniz çok önemli. Birincisi pilavı. İki pilavın şekli önemli. Şişman pilav sizi de şişmanlatır. Yani pirincin tanesine bakın. Yuvarlaksa çok fazla girmeyin içine. Bu neydi? Çünkü basmati pirinci miydi? Böyle incecik. Basmati incecik olan. Olanları hatta kepekli olanları yerseniz. İçine çok fazla krema, çok aşırı tereyağı eklemezseniz. Yani makul miktar. Vazgeçemiyorum diyenler için güzel bir alternatif olabilir en afiyet azından olsun. Bu şekilde. Yani. Tabii kuru fasulyeyle beraberken normal pişirelim bence. Evet. Değil mi? Peki. Hocam hemen şunu soracağım. Az sonra mide yanmasına 4 doğal çözümü hocamızdan alacağız. Karışımımız var. Onu hemen hızlıca pratik bir çay da yapacağız ama çok merak ettiğim bir soru. Balık kolajeni nedir? Yani balıktan mı almalıyız yoksa hayvansal mı? Şimdi balık proteini daha kolay sindirilebilen bir protein. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü şöyle yani inek bile olsa geziyor, dolaşıyor. Özellikle keçi eti, koyun eti onlar zıplıyor, hopluyor, yokuş çıkıyor falan. Kas sertleşiyor. Tıpkı antrenman yapan Çağla'nın kasları gibi. Evet. Tamam mı? O sert kasın sindirilmesi daha zor. Balık ne yapıyor? Akvaryumda görüyorsun. Sadece süzülüp duruyor. Böyle yapıyor. Dolayısıyla balığın proteini midede çok daha kolay hazmediliyor. Sindirilebilme açısından tercihlerimizi kendimize yapıyoruz. Onun için annen yapıyoruz. Sana balık yediğim zaman midende balık geziyor diyor. Üstüne bir tahin bir tatlı yiyorsunuz. Yediriyor. Sakinleştirmek için mideyi. Tamam ama son zamanlarda şöyle bir şey öğrendi bilim alimi. Balık kolajeninin daha kolay emilebildiği, daha çok digestif olduğu kolay anlaşıldı. Ama üreticilerin içi ağır metalle kirlenmiş balıklardan elde ettikleri etten kolajen yaptıkları anlaşıldı. Çünkü balık kolajenlerinin çoğu da civa çıktı. Ya hocam sürekli kafamdaki fikirler değişiyor. Tam evet. Bir şey tamam bu diyorum. Hemen hocam bir şey söylüyor doğru. Değişiyor. Çok tüketiciye yani üreticiye bakacaksınız. Evet. Bir malı alıyorken çok sık benim verdiğim bir örnek var. Evet. Size dünyanın en iyi kaşmirini getirebilirler. O kaşmir hatta Moğolistan'daki en nadide keçinin sakalındaki tüyden yapılan inanılmaz bir kaşmir de olabilir. Bu kaşmirin nerede saklandığı, nasıl üretildiği, kim tarafından üretildiği, nasıl dokunduğu çok önemli. Çok. Ustasına verirseniz ondan bir dünya eseri çıkarabilir. Ama bana verirseniz onu rezil ederim. Dolayısıyla ben burada balık kolajeni mi, sığır kolajeni mi diye bakmak yerine bunu kim nereden almış, nasıl üretmiş, tecrübesi var mı, bu bir bilinen üretici evet. Midir filan gibi sorulara cevap. Soruları sorgulayacağız. Peki şimdi mide yanması yine çok sık rastladığımız konulardan bir tanesi. Midesi hastası olan yediğine karşı tepki veren vesaire vesaire. Şimdi mide yanmasına 4 doğal çözüm ve bence bunları daha önce duymadığımız çözümler. Yani biz burada bir nane limonun faydasından dışında muzun mide yanmasına nasıl çözüm olduğunu konuşabiliriz. Evet muz özellikle yarı olgun muz Çağla. Nasıl İçinde, oldu? Yarı olgun muz tam böyle kararmış böyle iyice şekerlenmiş muz değil. Yarı olgun muz gerçek bir şifa. Özellikle mide ve bağırsaklar için. Bağırsakta prebiyotik olduğu için şifa. Yani bağırsaktaki bakterileri beslemek için hem tok tutması açısından evet. Yarı olgun muz çok akıllıca iş. Muzun çok hızlı kalori
vermeden ziyade çok hızlı potasyum kazandırma yeteneği var. Onun için böyle tenisçiler, oyuncular maç aralarında elma armut değil muz yiyor. Muz, ha, evet. Mide dinginleştirmesi de içindeki sindirimi zor nişastadan kaynaklanıyor. Hmm. Ama bence ikinci sıradaki karnabahar bizim çok az bu konuda bildiğimiz bir önemli. Çünkü onun içerisinde ismini vermeyeyim şimdi. Bir özel madde var. İtalya'da ilaç olarak satılıyor. Mide ilacı. Karnabaharın içindeki. Evet, evet. Bildiğiniz mide ilacı olarak satılıyor. Kapsülleri ve hapları var. Karnabaharı haşlayın. Haşlanmış karnabaharı doğrudan kendisine yiyebilirsiniz. Taze karnabaharı iyice şiddetlenen sonra. Hı hı. O içindeki madde nedeniyle özellikle anti asit özelliği var. Mide haplarının içine konuyor o madde zaten. Patates suyunu her zaman söylüyorum. Patatesi alın, güzelce bir blenderdan geçirin, tülbentten süzün. Şu kadar bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı patates suyu, iki tane mide hapından daha etkili ve sıfır yan etkili bir çözüm olarak işe yarar. Biraz harika. Önce anlattığınız pirinç lapası. Eğer içine evet. yağma eklemezseniz pirinç lapasını hepimiz biliriz. Çok iyi bir mide ilacı. Aklımızda olsun bunlar. Çok güzel hocam. Şimdi tariflerimizi de yapalım mı acaba? Mesela mide yanmasını için yapabileceğimiz bir pardon karaciğer için vardı. Karaciğeri o pardon üzülüyorum karıştırdım. Ona geleceğiz. Şimdi kanser kalkanı besinleri konuşarak devam edeceğiz. Birkaç tanesini biliyoruz, birkaç tanesini bence hiç bilmiyoruz. Ama onun öncesinde bir haberimiz var. Hemen şöyle bir göz atalım istiyorum. Oturduğunuz yere dikkat. Kanser riski %10 artıyor. Bilim insanları ana caddelerde 50 metre mesafede ikamet eden kişilerde akciğer kanseri riskinin %10 arttığını ortaya koydu maalesef. Solduğumuz hava ne kadar önemli değil mi hocam? Yapılan buraya biraz daha bir şey ekle. Yapılan araştırmalarda kentlerde ana caddelerdeki hava kirliliğini yakın çevrelerdeki evlerde büyüyen çocuklarda akciğer gelişimini maalesef olumsuz etkilediğini vurguladı. Bu %10 oranı var ya evet. Eğer oturduğunuz yerin yanındaki buhar, duman içinde yakındaki kebapçının dumanı varsa %20'ye havadan çıkarabilirsiniz kanser, akciğer kanseri riskini. Bu da Tayvan'da araştırılmış. Tayvan'da biliyorsunuz açık alanlarda çok fazla ızgara hep dışarıda bir şeyler var. Dumanlardan geçmesi. Evet, evet. Oralarda o dumanlara daha fazla maruz kalan üstteki oturan ailelerde çok daha yoğun akciğer kanseri saptamış. Nedeni şu. Et kızartıldığı zaman etin içindeki o dumanda benzopren dediğimiz madde var. O benzopren sigara gibi aynı akciğer kanserinin temel nedeni. Kanserojen bir madde. Her türlü mangalda löpçük güzel etimizi de pişiriyorsak oradan çıkan duman kanserojen mi? Evde evet, sorumayacağız. Nasıl yapacağız? Uzak duracağız. Bir mesafe koyacağız. İki. Olabildiği kadar da dikey mangal yöntemini bulacağız. Birileri aynen. çıkacak. Doğru. Akıllı bir şekilde döner dışında. Dikey mangal yöntemi geliştirecek ama daha iyisi şu Çağla, evdeki hanımlar da evde ızgara et yaparken pencereden açacaklar. Evet. Hatta ızgara bir şey yaptıkları zaman o ızgara yağdaki dumanın da kanserojen olduğunu unutmayacaklar. Onu da açacaklar. Çünkü yağ kızardıkça buharlaştığı zaman oluşan dumanın içinde maalesef yine aynı polisiklik, aromatik, hidrokarbonlar yani kanserojen solunumla giren maddeler var. Hocam ayda bir kere gidiyorum ailemle keyif yapıyorum. İşte mangal yapıyorum. Hiçbir şey olmaz. Afiyet olsun. Ancak baktığımızda temiz hava almak için gittiğimiz ormanda yakılan mangal sayısını şöyle bir düşündüğümüzde hepimizin soluduğu evet. hava aslında. Evet, evet, evet. Tepesinde durmayın oranda. böyle yapmayın. Hocam mangal yapan arada gidin. Yansın biz yeriz. Evet. Bir de mangalı sen yapmıyorsun, sen dert etme. Ben yapmıyorum, ben yapanlar için dert ediyorum hocam. Evet, onda da haklısın. Peki. Şimdi gelelim kanser kalkanı besinleri. Biliyorsunuz çağımızın vebası haline geldi. Hepimiz korunmak için bir sürü şey yapıyoruz ama burada sayacağımız besinler gerçekten bizi hem bağışıklık sistemimizi güçlendirecek, evet. kanser başta olmak üzere diğer bütün hastalıklara karşı koruyacak, kalkan görevi görecek. Başlayalım hocam. Zerdeçal, bunu çok sık söylüyoruz. Hı. Zerdeçalın kanseri önleyici etkisi bir değil birkaç noktada. Yani özellikle inflamasyonu yani iltihabi süreçleri engellediği için zerdeçal çok önemli bir kanser önleyici. Daha önce de söyledim ama tekrar da fayda var. Araştırmalar gösteriyor ki örneğin kalın bağırsak kanseri. Kalın bağırsak kanserinin bugün başlasa bir lezyon, kansere dönüşmesi 5 ila 7 yıl. Önce bir orada o noktada bir değişim başlıyor. Sonra o polibe dönüşüyor. Polip kanserleşiyor ve kanser oluşuyor. Yani zerdeçal süreç. Daha işin başından sonuna kadarki süreçlerin hepsine müdahale oluyor. Düzenli zerdeçal tüketmeye başlayınca poliplerin küçüldüğünü gösteren araştırmalar var. Bir kez daha söyleyelim hocam. Düzenli zerdeçal tüketen kişilerde karaciğerde kanserleşme ihtimali olan poliplerin büyümesinin engellenebildiğini ya da poliplerin küçülmeye bile başladığını gösteren ama düzenli lafı çok önemli. Yürümek gibi. Sadece karaciğer polip mi yoksa herhangi hayır, bir polip içinde geçer? Kalın bağırsak polipleri için söylüyorum. Kalın bağırsak polipleri için özellikle. Ama zerdeçalın genelde
pek çok nedenle kanser yapımına yol açan, kanser oluşumuna yol açan bir takım sistemleri hem bağışıklığı dürterek, yani kanserojen süreçleri blok eden bağışıklık sistemini saldırgan hale getirerek, mesela bu T lenfositleri aktive ederek, hem de oradaki iltihabi süreçleri azaltarak kansere karşı ciddi engel olabileceğini gösteren net ve açık kanıtlar var. Zaten öyle olduğu için Hintliler çok zerdeçal tüketiyor biliyorsunuz. Her şeyleri sapsarı oldu onların. Tamam, yemek ama onlar da meme kanseri Amerika'ya göre 8 kat, ne bileyim prostat kanseri 10 kat, akciğer kanseri bilmem 5 kat, hepsi 4'er 5'er kat daha az görülüyor. O hijyenik koşulların olmamasına rağmen. Bir de evet, ama zerdeçalı çok tüketildikleri için zerdeçal bir mucize, bu iltihabi şeylerde çok etkili oluyor. Mikrop kesinlikle, öldürücü özelliğinden dolayı. Evet. Babamla eskiyi yiyorlar, içine zerdeçalı basıyorlar demek ki hocam. Zerdeçalın tabii antimikrobik özellikleri de var. Ama yani nasıl yediklerini, ne kadar çok kirli olduğunu çok söylemeyelim. Belki de kirli değil ama esası şu. Hijyenik koşullarda dahi olmasanız zerdeçal, günde bir çay kaşığı, yarım çay kaşığı zerdeçal, birazcık karabiber sisteminizin içine bir girsin. Böbrek taşınız ve safra taşınız yok ise eğer. Bunlar da olmuyor. Hemen devam edelim hocam yeşil çayla. Evet, yeşil çay içindeki kateşinler nedeniyle, sarımsak ve soğan, sarımsaktaki alisin, soğandaki kuversetin nedeniyle birer kanser ilacı gibi. Tabii bunları daima karıştırın. Yani bir yemek pişirin, içine sarımsak atın, üzerine zerdeçal ve karabiber ekleyin. Onu daha çok bir kanser kalkanı haline getirmeniz gayet kolay. Evet. Eğer bunu biraz daha büyütmek istiyorsanız işin içine biraz yoğurdu koyun. Listenizde mutlaka yoğurt olmalı. Hı-hı. Kanser kalkanına bir çözüm arıyorsanız yoğurt hem probiyotik gücü nedeniyle hem de başka marifetleri nedeniyle çok işe yarıyor. Kefir bizim geleneğimizin en önemli kanser kalkanı ürünlerinden birisi. Hı-hı. Yeşil sebzelerin hepsi, otların hepsi içindeki antioksidanlar nedeniyle kanser kalkanı. Devam edeceğiz ama bir halk sorumuz var, onu alalım. Meyveli yoğurtlar sağlıklı mıdır hocam? Meyveyle yoğurt evliliğini hocamla bir konuşalım. Güzel bir soru oldu bence. Eğer evde yoğurt yaptınız, üzerine elma doğradınız, şeftali doğradınız veya yaban mersini böğürtten attınız, karıştırdığınızda sağlıklıdır ve fevkalade doğru bir iş yaparsınız. Evet. Ama meyvenin kendi değil aroması ve bol miktarda şeker yüklenmiş olan hazır paket meyveli yoğurtsa elinizi bile sürmeyin. Ya. Alakası yok. Meyveli falan değil. Meyve kokusu eklenmiş, aroma eklenmiş. Zararlı bir sürü kimyasal var içinde. Çok net ve açık söylüyorum. Bizim evimize meyveli yoğurt giremez. Girmiyor zaten. Ama siz evinize meyveli yoğurt yapmak istiyorsanız bir zorluğu yok. Alın elmayı. Çıt 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 doğrayın. Yoğurtla karıştırın. Çok da güzel tok tutar. Daha da fazla posa kazanırsınız. Evet. Afiyet olsun. Afiyet olsun diyelim. Bu öneriden sonra da şimdi az önce konuşmuştuk. Kalın bağırsak sağlığı için 10 önerimiz var öncelikle. En başında tabii ki hocam yine eklediği için söyleyeceğim. Daha çok zerdeçal, daha sık sebze, meyve. Mesela tahılları burada konuşabiliriz hocam. Evet, posa. Buradaki muradımız zerdeçaldan sonrakilerin hepsi posa. Yani daha çok sebze kazandıkça posanın süpürüntücü yapıcı gücünden, posanın prebiyotik, probiyotik besleyici gücünden faydalanabilirsiniz. Bağırsaklarınızı sağlık tutmak istiyorsanız kanseri bir yana bırakın. Her konu için daha çok sebze. Daha çok bitki işin içine baklagilleri de koyun zaten. Evet. Yine aynı şekilde zerdeçal ve tahılları da tükettiğimiz zaman hocam diyor ki kanser meselesine en baştan bir dur diyeceksiniz. Kesinlikle. Kalsiyum ve folik asitten zengin yeşil yapraklı sebzelerle bir virgül koyayım, bunlar hangileri özellikle? Hepsi mi Ispanak, yoksa? En başta pancar, yani yeşil yapraklı olanların hepsinde folik asit çok fazla. Zaten folik lafı folio, yani yapraktan geliyor. Yapraklı her şeyde bulunduğu için folik asit, ilk onlarda bulunmuş. Adına folik asit koymuşlar. Bir antikanser mucize. Folik asitte hocam bir ıspanakta var dediniz. Başka hangisinde var dediniz? Bütün hepsinde var. Lahanada var, karnabaharda var, brokolide var. Kara lahananın kendisinde var, pancarda var. Dereotu, roka, maydanoz hepsi folik asit deposu. Harika. Folik asit, kalsiyum da zaten hep biliyoruz. Hepsini. Yeşil yaprak sebzeleri beslenmek korunma gücünüzü daha da arttıracaktır diyoruz. Ve hemen bir halk sorumuz var, onu rica edeyim. Hamileler midye tava yiyebilirler mi? Çocuk değil pil doğurmak istiyorsa yesinler. Yani bu acı cevap bu. Yani bir pil doğurmak istiyorlarsa midye kadar içinde ağır metal olan, civa olan, başka zehirler olan bir şey yok. Çünkü midye zaten denizin çöpçüsü. Çöpü aslında bak. Denizin çöpçüsü. Yani çöpçüleri yanlış anlatmasını istemiyorum. Temizlik arabası gibi.
çöpçülerimizin evet. kullandığı, onlar kutsal bir iş yapıyor. Tabii. Temizlik arabası gibi. O arabayı nasıl gidin içine girip ağzını sokmuyorsanız midyeyi de ağzınıza atmayacaksınız. Hele hamileyseniz ayıptır. Yani çocuğa yazıktır. Yoksa pil gibi bir çocuk doğurursunuz. Bunun yanında söyleyebileceğiniz midye haricinde ağır metal içeren başka besinler, yine deniz ürünleri atıyorum, karides, kalamar vesaire falan da koyalım mı? Ya da tüketirken dikkat etmeleri gereken şeyleri sayabiliriz. Yaşlı balıklar. Yaşlı ve yağlı balıklar. Yani yağ, biraz önce anlattım orada, kemikte ve yağda depolanıyor ağır metalleri. Vücut sirkülasyonu az olan yere saklıyor kötü maddelerini. Bizim vücudumuz da öyle, ineğin vücudu da öyle, balık da öyle. Denizdeki ağır metalleri, derin su balıkları, ağır metal dibe çöküyor zaten. O derin su balıkları, uzun yaşayan balıklar yedikçe onları yağ depolarını alıyorlar. Siz onları yerken ya da o yağları omega 3 diye almaya çalışırken, ki omega 3'lerin bir kısmında maalesef civa var. Ve civa sistemini çok bulmak önemli. Kolajen diye alırken, işte biraz önce söyledim, kolajenin içinde omega 3 de bayağı, kolajenin içinde civa var. Dikkat etmeniz lazım. Deniz ürünlerine dikkat edin. Daha çok Akdeniz balığı. Değil mi? Benim basit tavsiyem o. Bir de küçük balıklar, mevsimsel, yani istavritte, hamside, gümüşte, barbunya'da, onun barbunda falan olmaz. Olmaz. Yani çünkü daha onların biriktirecek zamanları da yok. Balık yiyen balık yemeyeceksiniz. Ona dikkat edeceksiniz. Balık yiyen balık yemeyeceksiniz. Çok güzel. Hamilelerde herhalde artık bir bebeği besler gibi özenli olmalılar dikkat değil mi o dönemde tabii hocam? Büyük sorumluluk. Hem kendileri hem bebekleri çok için. Çok büyük sorumluluk. Kesinlikle. Yani bir annenin bir evlat dünyaya getirme kararı daha hamile kalmadan önce devreye sokulması lazım. Değil mi hocam? Eğer öyle bir karar vermişse bedenine yeteri kadar kalsiyum, yeteri kadar demir, yeteri kadar omega 3 özellikle DHA'yı anne depolamış olması lazım. Bizim annelerimiz bunları bilmiyordu ama geleneklerimiz biliyordu. Bizim annelerimiz zaten bunları daha düzgün ve güzel tüketiyordu. Beslenme ama, çok farklıydı evet, o zaman. Evet, evet. Yeni hayatta bunlar zaten yok çağda. Yani biz dikkat etmezsek demirsiz kalabiliyoruz, omegasız kalabiliyoruz, D vitaminsiz kalabiliyoruz ve oradan çıkacak olan çocuk üreteceğimiz çocuğa verebileceğimiz malzeme kalmıyor. Sonra konuşuyoruz. Otizm niye bu kadar yaygınlaştı? Elinin kör işte. Bunlardan dolayı yaygınlaştı. Yani eğer siz civalı balıkları yer veya istiridyeleri tıkınırsanız evet. Ben gördüm geçenlerde, bu soru çok güzel bir soru. İstiridye kuyruğunun birinde 3 tane hamile hanım vardı. Allah'tan korkun. Biraz dayan. Birazcık boğazına olmadı. Evet. Gırtlak olma kardeşim, bu kadar. Öncesinde böyle bir test yaptırırız. Neyimiz eksik, neyimiz değil. Ona bir bakmakta İmkan fayda var. İmkan varsa mutlaka. Özellikle demirle B12 ve D vitamini 3 şey hamile. Başlasında DHA'yı, omega'yı ölçtüremezler. Ama hı-hı. B12 500'ün üstünde olacak. Hı-hı. D vitamini 50'nin üstünde olacak. Demir 50'nin üstünde olacak. Evet. Hepsi 5 ile başlıyor. Evet. 500, 50, 50. 50. Tamam. Peki. Beta karotenlerden zengin sarı renkli kalın bağırsak sağlığı için önerilerimizle devam ediyoruz. Beta karotenden zengin sarı renkli, likopen ve antosiyaninlerden zengin kırmızı ve mor siyah renkli sebze ve meyveler bu riski ciddi biçimde düşürecektir. Yine işte herhalde hocam. En ucuz kanser savarı nedir? Tam ucunda gösterdin. Manavda bulabileceğiniz evet. Mor lahana. Kara mor lahana. Bu kara lahana ayrı, çok o da iyi. Ama mor lahananın marifeti biraz daha fazla. Unutmayın, salatasını yapın. Afiyetle kış aylarında tüketin. Evet, uzun zamanda bir şey kesmiyordum. Şu lahanamızı kessek kesmiyor mi hocam? Bir elin çalışsın. Hocam bence. Ben de geçen gün karpuz mevsimi bittikten sonra bir şey kesmemeye başladım. Evet, artık bir şey kesmedim. Karpuzcu hocam. Kızımız da kayıp bu ara. Yok, kayıp olur mu? Lahana yemeğe gelmiyor. Bir şey pişirilmiyor ya şu an, çok mutsuz hocam. Lahana yemeğe gelmiyor. Lahana yemeğe gelir mi hiç o? Gelmez. Niye gelmiyorsun lahana yemeğe kütür kütür? Severim ölmüş orada. Yemek mi yok bugün? Evet. Şöyle bir keselim. Bir şifa kaynağı gerçekten. Hocam şimdi atıştırmalık olarak kilo koruma programları için, bağırsaklarınıza daha çok şifa için, cildiniz için ama daha önce de anlattığım belleğiniz için. Bellek morardıkça beyniniz takla atıyor belleğiniz. Yani ne kadar çok antosiyanin kazanırsanız o kadar çok harikası. Vallahi bravo sana. Harika bir kesiş tarzı ben oldu. Özellikle bunu, böyle kestim. Yani manavlar anlamayın. Bile yapamazlar bu kadar kaliteli. Böyle gül kıvamında kestim çok birazcık. Hocam, evet. Hocam şeyi soracağım. Geçen gün kendime yaptım. Size de sormak istiyorum. Kırmızı lahana ve havuç salatası. Bol sumak, zeytinyağı, bol limon sıktım. 45 dakika kendime gelemedim. Yani inanılmaz bir sancı yaşadım. İnanılmaz. Çok gaz olmuştu. Yani müthiş biraz, bir doğum sancısı bravo. Yakın hızlı yaşadım. Hızlı yemiş olabilirsin, ona dikkat et. Çok çiğnememiz lazım. Bir de zaten çiğnemeyi bunda biliyorsun şart koşmuştuk. Bunun içindeki maddenin, glikozinolatların yani ondan oluşan tiyosinat gelişebilmesi için kesin hızlı yedim. Ne yapacaktık? Parçalayacaktık. Evet. İçindeki mirosinaz enzimi aktive olacaktı. 5-10 dakika bekleyecektik, sonra yiyecektik.
Yani eğer hazmı kolaylaştırmak istiyorsan hemen üstüne atıp hatta birazcık haşlasan, birazcık hafif kavursan, yani biraz ateşle muamele etsen o gaz etkisi evet. biraz daha azalabilir. Çiğ çok sevdiğim için. Çiğ yani o zaman ateşi. Biraz uzun çiğne ve çok yeme. Evet. Biraz bir de fazla. Tek başına yememek lazım belki. Yemekle beraber yemek daha iyi olur. Tek başına olan her masa zaten hem sıkıcı evet. hem de gaz yapıcıdır. Canım hep masaları çoğaltmak lazım. Evet. Sofraları büyütmek lazım. İnsanla da çoğaltmak lazım. Hem insanla daha hem yemeklerle insan. Evet. Değil mi? Sohbetle. Peki bir halk sorumuz var, onu alayım. Tiroid hastasıyım. Kapuska yiyebilir miyim? Çok güzel bir soru. Bayılıyorum bu soruya. En güzel sorular ondan soruyor. Hiç anlamadım şu an. Mesela neden sorduğunu anlamadım. Kapuska neden yapılıyor? Lahanadan yapılıyor. Efendim şöyle bir şey var. Bizim ülkemizde tiroid hastalıkları çok yaygın. Lahanada, turpta, brokolide, karnabaharda bol miktarda goitrojen madde var. Evet kardeşim. Eğer bunları yerseniz goitro olursunuz. Goitronuz varsa nodülleriniz büyür. Bunlar deneysel olarak laboratuvarlarda farelere insan kadar lahana yediriyorlar. Bakıyorlar ki bu yan etki var. Ama siz farenin insan kadar yediği lahanayı değil, bir lokma lahana yiyeceksiniz. Afiyetle yiyin. Aynı yanlışı istersen konuşuruz sonra iyotlu tuz meselesinde de yapıyorlar. Yani bizim ülkemizde iyot açlığı var sevgili Çağla. Yani İsviçre'de, Japonya'da çok fazla özellikle Japonya gibi Amerika gibi deniz usulü, deniz yosunu tüketen, deniz ürünü tüketenlerde iyot açlığı yok. Biz hem topraklarımızda, sularımızda, etlerimizde, yumurtalarımızda iyot yok. Hem de deniz mahsullerine sırtımızı dönmüş durumdayız. Doğru. Dolayısıyla bizim zaten eksik olan iyotumuz nedeniyle iyotlu tuzdan alacağımız iyotun bize vereceği bir zarar yok. Hashimoto hastası iyotlu tuz yemesin. Nereden biliyorsun? İyotuna mı baktın kanındaki? Bak hepsinde zaten dipte göreceksin. Ama bedavadan söylemek olmaz özel yani. Bir durum yoksa. Bu karar veren doktor Ahmet Bey veya doktor Ayşe Hanım değilse komşu lafıyla bunlara inanmayacaksınız. Evet. İnternet bilgisiyle bilmem ne sağlık bilmem ne bilgisiyle falan çakma bir takım bilgilerle üstüne atlamayacaksınız. Doktorunuza soracaksınız ve ondan yardım isteyeceksiniz. Hocam biz şeker ve tuzu hayatımızdan çıkarttık. Şeker ve tuzu hayatımızdan çıkarttın. Evet şeker öyle ama tuzu da hayatımızdan çıkarttığımız hayır, zaman... Çıkartmayın. Hayır çıkartmayın. İyot eksikliğinden hayır. fazla... Hem iyot eksikliğinden çünkü tuzlar artık iyotladık. Bir. Allah'tan evet Allah'tan. Ama... İki, tuzun kendisi bizim vücudumuzun temel bileşenlerinden biri. Evet. Tuzsuz olmaz, tuzsuz hayat olmaz ama tuzun fazlası bazı insanlarda... Hemen tansiyonu patlatıyor. Çok fazlası herkeste su birikimi nedeniyle arıza çıkarıyor. Evet. Onun için günde 6-7 gram tuzu geçmemekte fayda var. Hı hı. Geldik kapuskaya. Kapuskaya devam. Kapuska iyi bir kış yemeği. Hı. Lahanayı da yapsanız iyi. İçine karnabahar koysanız iyi. Hafif afiyetle yiyebilir guatro olanlar. Önemli bir konu yine alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıkları bırakmak kanser riskini ciddi oranda azaltıyor zaten bağırsakta biliyorsunuz. Bağırsakta da öyle. Evet. Menopoz döneminde östrojen desteği kullanmayan kadınlarda kolon kanseri riski çok azalıyor. Düşük. Kilo sorunu olmayanlarda da risk oldukça düşük bulunuyor. Evet çünkü kilolu olanlarda, göbeği olanlarda, bel çevresi geniş olanlarda insülin direnci. Evet. İnsülin direnci nedeniyle de hücre çoğalma ve iltihap meselesi devreye giriyor. Kolon evet. kanseriyle çok net bağlantı var. Özellikle yağda kızarmış, yanmış, kırmızı eti fazla tüketmekten ve salam, maalesef sosis gibi işlenmiş et ürünlerinden mutlaka bu kanserden korunmak için uzak durmanız gerekiyor. Özellikle çocuklarınızı daha o yaşlarda abardı yani 20 sene şişman sosis, o sosis sizi yer. Yiyecek, yedi. Siz sosisi biliyorum. Yemezsiniz, o sosis çocuğunuzu şu yer. Şu sosis salam uzak olaylarına tutun. Evet. Uzak tutun. Geçen gün kendimiz burada, ay dün yaptık, onun önceki gün yaptık ya da hatırlamıyorum evde şey yaptık ya sucuk mesela. Müthiş, inanılmaz. Evimizde yapmaya gayret edelim. Diyelim ateşle doğrudan temas etmiş. Az önce söylemiştik yanmış. Kömür dumanına fazlaca maruz kalmış. Söyledik. Mangal ve barbekü partilerine dikkat edin. Etlerin daha da riskli olduğunuzu, o şekilde pişirilen etlerin daha da riskli olduğunuzu aklınızdan çıkarmayın demiştik zaten evet. az önce. Kırmızı etle birlikte bol miktarda yeşil sebze tüketmenin kanser riskini azaltabileceği yine aklınızda olsun. Neden? Bizim kebapçılar bunu çok iyi bildikleri için tabii, mutlaka tabii. etin arasına biber Hocam, domates koyuyorlar. Bunu ve gerçekten salata. Bilerek mi yapıyorlar sizce? Bence bilerek. Bence renklendirmek için yapılıyor. Renklendirmek için yapmaları mümkün değil. Çünkü evde yaptığınız zaman da anneleriniz de aynı şeyi yapıyor. Bunların hepsi toplumsal deneyler. 3000-5000 yıl denenmiş. O deneylerin sonucundan dersler çıkarılmış. O derslerle belli bir noktaya insanlık gelmiş. Bunlar çok basit gibi görünüyor ama Çağla. Toplumda büyüklerin, anneannelerin, geleneklerin, dinin, inançların sizi yönlendirdiği şeylere dikkat edin. Evet. Orada genelde doğrular Doğru, vardır. Unutmayın. Hocam? Evet. Ne kadar çok sebzeyle birleşirse içindeki kanserojenlerin bağırsaktan emilme ihtimali o kadar çok azalıyor.
Düzenli yoğurt tüketmenin kanser riskini azaltabileceğini de bir kenara not edin diyor hocam. Evet. Çünkü yoğurt probiyotik gücü nedeniyle kanser savaşçısı bir besin. Özellikle tabii ev yapımı yoğurtlar. Probiyotik yiyecekler tabii ki buna yoğurt, aynı zamanda kefir. Turşu, kefir gibi bravo. Zengin beslenmekte olan kolon kanserinden korunmada oldukça faydalı oluyor. Yine aynı şekilde C vitamini kanseri önlüyor mu? Nasıl? C vitamini, yüksek dozlu C vitamininin kanser tedavisinde yakında kullanılacağını bir kenara not edin. Hala ısrarla direnen onkologlar var ama... Bu Linus Pauling'den beri bilinen bir şey. Biliniz ki ne kadar çok C vitamini kazanırsanız bağışıklık sisteminiz o kadar çok güçlü. Kanser savaşçı sisteminiz o kadar çok etkili olur. Ama C vitamini mevcut bir kanserde de kanser hücrelerinin oksijenle ilgili ilişkilerini olumsuz yönde etkilediği için kanser hücrelerinin çoğalmamalarını sağlayan önemli bir faktör olarak karşımıza duruyor. Tabii burada biraz 3 gram, 2,5 gram, 2 gram gibi yüksek doz C vitamini kazanımı önemli Çağla. Evet. Peki C vitamini kazanımımıza da dikkat ettikten sonra bir halk sorumuz var. Onu rica edeceğim arkadaşlarımdan. Hocam turşu bozulur mu? Buzdolabında mı saklanmalı? Evet. Turşu bozulmaz. Yaparken eğer hata yapmamışsanız, havayla temasını yeteri kadar önlemişseniz, ağzını iyi kapatıyorsanız. Yani çok güzel eski bir laf vardır. Yine bizim ailemize rahmetli babam çok söylerdi. Asil azmaz, bal kokmaz. Kokarsa yağ kokar, bozulursa yağ bozulur çünkü kökü ayrandır. Yani hareketten geliyor. Hocam hiç anlamadım. Yani dikkat edeceğiniz şey şu, tuz bozmaz. Tuz zaten bozmaz tuz yani. Bozuldu tuz bozuldu dediğiniz zaman hayat bozuldu demektir. Bozulmamasını istediğiniz her şeyin içine ne ekliyorsunuz? Tuz ekliyorsunuz. Çünkü orada bakteri üreyemiyor. Eğer bozulsun istiyorsanız ne ekleyin? Şeker ekleyin. Orada bakteriyi yemli veriyorsunuz. Onları güzel güzel besleyip kendi ellerimizle çoğaltıyoruz. Kendimiz yiyip zararlı bakterileri çoğalttığımız gibi. Şimdi eğer bu belirtiler varsa dikkat diyoruz. Karaciğerinizin toksinlenmediğini nasıl anlarsınız? Hemen şöyle maddelerimize göz atalım istiyorum. Kilo almak. Şimdi hocam kilo almak deyince bir herkes şimdi böyle olacak. Yani ben durup dururken kilo almaya başladım. Hafif hafif dikkat ediyorum. Diyet yapıyorum, zor kilo veriyorum. Bu çok sık benim etrafımda yakınlarımdan gelen bir şikayet. Bilin ki karaciğeriniz yağlanmıştır. Yağlanan karaciğerin insüline karşı direnci başlamıştır. İnsülin direnci başlayınca da göbeklenmişsiniz demektir. Biraz önce arada bana bir hanımefendi sordu. Dedi ki hocam karaciğer enzimlerin yüksek. Enzimlerin yüksek. Parça almak istediler. Aldırayım mı? Önce bel çevreni 90 santimin altına indir. Sonra enzimler düşmezse öyle parça aldır dedim. Bel çevresi tahmin ediyorum 110 santim falan olmuş soruyu bana soran hanımefendi. Yani kilo almaya başladıysanız karaciğerinize bir bak. Evet. Çünkü belirtisi biliyorsunuz olmuyor. Göz sararması. Nedir hocam göz sararması? Yani vücudunuzda toksin birikiyorsa gözlerinizin o berrak, pırıl pırıl. Parlak, pırıl pırıl. Rengi azalmışsa karaciğerinize bir bakın ne oluyor ne bitiyor ama diye. Bu normalde de menopoz dönemi sonrasında da veya yaşla birlikte yaşla de bir bulanıklık olur. Olmuyor mu? Ama yaşla birlikte zaten bulanıklığın biraz olmasının sebebi detoks sistemlerimizin yavaş yavaş yaşlanmış ve toksinlerden bizi arındıramamış olması Çağla. Aynı kapıya çıktı. Aynı kapı. Her yaşlının 60'ından sonra karaciğerinde birinci derece yağlanma vardır ve bu tedavi edilmesi gerektiren bir durum değildir. Bir de onu söyleyeyim. Bir sürü doktor gezmeye başlıyorlar. Hayır, yaşlanan insanın karaciğerinde hafif makul ölçüde yağlanma olur. Olması normaldir beklenir. Aynı zamanda. Ne zaman tehlikeli olur? Karaciğer yağlanması eğer sertleşmeyle birlikte fibroz istiyoruz onu Çağla. Karaciğerin dokusal sertleşmesiyle birlikte olursa siroza gidiyor demektir. Şimdi bir aletler çıktı. Ultrasonla bunu anlayabiliyorduk. Ama sertleşme derecesini anlayamıyorduk. Parçalanıyordu karaciğerden. Orada bakılıyordu. Fibroz yapılarda artış var mı diye. Şimdi fibroskan diye özel bir ultrason çıktı. Orada karaciğerin sertlik derecesini fibroskanla net olarak anlayabiliyoruz. Peki kronik yorgunluk? Yani ben hep yorgun uyanıyorum. Hep sabahları yorgun kalkıyorum. Gün boyu kendimi yorgun hissediyorum. Şişim, ödemliyim, kilo alıyorum. Zaten canım pek bir şey istememeye başladı falan diyorsanız karaciğerinizin şöyle bir yanından geçin. Ne oluyor? Karaciğerime bir zarar mı veriyorum? Kullandığınız ilaçlara bakın önce. En çok bu hanımların çok meraklı olduğu parasetamol içeren ağrı kesiciler var. Başım ağrıdı, migrenim var şekerim, sırtım ağrıyor şekerim. Çok fazla ağrı kesici kullanıyorlar. Bu hapların hepsi karaciğeri tokatlıyor. Ve o tokatın yanısına karaciğer yağlanarak korunmaya çalışıyor. Yani karaciğer yorgunluğu diye bir şey vardır. Bu mu hocam bu. Aslında orada çok kendini korumaya aldığı için mi? Alkol kullanırsanız. Yani karaciğeri yoran en önemli şeyler alkol ve arkasından ilaçtır. Ağrı kesici ve gereksizlerini alan ilaçlar. Bacak
pardon, karaciğerin olduğu bölgede ağrı. Gerçekten çok bu belirtiyor. Çok büyüdüğü zaman ancak. Ha, yani karaciğerin, çünkü ağrısızdır karaciğer. Arkadaşlar ağrı, evet, sinirleri yok. Ama dışındaki gliston fasciyası dediğimiz zar, incecik bir zar vardır karaciğer. Aldığınız zaman görürsünüz, soyduğunuz. O fasciye çok gerilirse hafif bir dolgunluk hissi, ağrı yapabilir. Bir de şundan dolayı ağrı yapar Çağlı, bir de onu da not edelim. Karaciğer yağlanınca süzdüğü safranın kalitesi bozulur. Ve bu da safra kesesinde çamura, polibe ve taşa yol açar. Buyurun işte. Nereden? Ve o da ağrı yapabilir. Yani siz karaciğerinizin yağlandığını o ağrıdan gelir. Bakarsınız safra kesesinde çamur var, taş var, o da ağrı yapar. Evet. Gencecik kadınlar, genç kızlar, ben geçenlerde 28 yaşında bir hanımefendi, yani yaklaşık 6 tane taş vardı safra kesesinde. Bu kadar göbek, yazık oluyor. Niye o göbekli hale geliyor? Çünkü safra kesesi safrayı artık kalitesiz geldiği için boşaltamıyor. Çöken safra yavaş yavaş taşa dönüşüyor. Taş oluşturulmaya mahkum oluyor. Bacak ve ayak bileğinde meydana gelen şişmelerde ödem. Yine evet. Yani karaciğerin protein üretiminde, protein dengesinde karaciğer hayati rol oynuyor. Hmm. Kendisi biliyorsunuz albümin üretimi, globulin üretiminde çok önemli fonksiyonlar üstleniyor. Evet. Karaciğer yetersizliği olunca protein seviyeniz düşüyor. Buna hipoproteinemi, düşük protein diyoruz. Hmm. Protein azalınca kanı damarda tutamıyoruz. Sızıyor. Sızan damarda ayak bileklerinizde şişme meydana geliyor. Gidiyor, şişiyor oralar. Sonra, evet, ayaklarım niye şişti? Niye şiştiriyoruz? Ya hiç düşünmez yani insan değil mi? Ayağının elinin şişmesi, bileklerin şişmesini, karaciğerle. Bence böyle düşünmek yerine zaten ayak şişmesi normal bir şey değil. Ayağınız şiştiği zaman aile hekiminize gidin. Değil mi? Aile hekiminiz zaten bunu bakacak. Yani idrar mı, protein kaçırıyorsunuz böbreğinizden? Karaciğerinizde protein mi üretemiyorsunuz? Beslenmeyle proteini az mı alıyorsunuz? Bir arıza var yani, yani illaki değil mi hocam? Mesela hafif almayalım diye. Birebir bakmayın çünkü başka sebepleri de var. Evet, ayak şişmesinin. Evet. Peki bir halk sorumuz var, onu rica edeyim. Zayıflayamıyorum, demir eksikliğinden olabilir mi? Zayıflama mı sebebi olabilir mi demir olabilir, eksikliği? Olabilir, olabilir. Bence önemli bir soru bu. Çünkü niye bazı önemli? İnsanlar çok üzülüyorum hocam. Gerçekten iyi beslendiğini düşünüyor. Gerçekten beslenmesine, diyetine çok dikkat ediyor. Ama bir türlü kilo veremiyor. Bu, doğru, neden oluyor? O daha çok insülin direnci. Onu, evet, söyleyelim. İki, sadece beslenmeye dikkat ederek de kilo vermeyebilirsiniz. Aktiviteniz önemli. Aktivite yapmadan beslenme meselesiyle sadece kilo yönetimini asla düşünmemeniz lazım. Ama demirin sorusu önemli. Demir metabolizmanın önemli regülatörlerinden biri. Demir eksikliği olduğu zaman bu metabolizma yavaşlayabilir ama daha önemlisi şu, güzel bir soru bence bu. Demir eksikliği olan hanımlarda biraz yeme bozukluğu çıkıyor ortaya. Yani demir eksikliği olan hanımlar, belki duyarsınız, eskiden toprak yiyenler, buz yiyenler, kağıt yiyenler bile olur. Yani demir eksikliği, bu eksikliği başka yerden tamamlamaya, evet, atipik yeme alışkanlıklarına veya fazla yeme alışkanlıklarına yol açabilir. Hı hı. Onun için biz zaten kilo verme programına geldikleri zaman insanlar demirine, tiroid gibi aynen, demirine, B12'sine ve D vitamini hemen bakarız. Onları yerine koyup sonrasında programını, yeme, içme ve aktivite programını veririz. Veriyorsunuz. Peki şimdi gelelim karaciğer detoksu yapmak için ihtiyacımız olan malzemelere, yani besinlere. Deve dikeni var hocam başta. Yani bunu en başta bilerek herhalde koymuşlar. Çok doğru yapmış kim koyduysa. Şundan dolayı biz enginarı hep karaciğerin dostu olarak biliriz. Enginarla deve dikeni teyze kızları ya da amca çocukları, akraba. Çok yakınlar birbirlerine. Ama deve dikenindeki silimarinin aktif maddenin adı silimarindir. Enginarda da olan. Evet, enginardaki sinarindir. Akraba. Bakın benziyorlar. Evet, sinarin, doğru, silimarin. Hı. Sinarinin etkisine göre silimarinin etkisi çok daha güçlü. Ve silimarin bilinen en güçlü glutatyon üreticisi. Hocam niye gülerek söylediniz? Evet. Böyle glutatyon tut. Deve dikeni neden yok bu stüdyoda? Evet. Var. Deve dikeni çayı yaptıracaklardı. Öyle söylemişlerdi. Çay. Yani şuradaki mi? Şuradaki. Olabilir mi şuradaki deve dikeni? Bunun hangisinin deve dikeni çay olacağını en güzel Ayşe Hanım bilir. Ayşe Hanım'ı bulalım. Bir bize göstersin. Şu mu deve dikeni? Evet. Süper. Şimdi deve dikeni Meryem Ana otu. Kengel bizdeki Anadolu'daki adıyla. Hı hı. Çok yaygın doğada. Bunun Almanya'da ilacı da var. Alman E-Komisyonu dediğimiz bitkisel ilaç komisyonu. Bunu reçetelenebilir ilaç statüsüne koymuştur. Günde 70 ila 140 miligram hapları var. Yutuyorsunuz. Ama hapı pahalı. Kendisi ucuz. Kendisinden bir çay kaşığını, bir bardak suya atıyorsunuz. Evet, bir çay kaşığı. Evet. Bir 10 dakika demliyorsunuz. Günde 2 defa içmeniz yeterli. Hı hı. Karaciğerinize en yüksek detoks kabiliyetini kazandırabilirsiniz. Onun için bir numaraya deva dikeni. Ama
Bu devrede kendisi sadece karaciğer şifacısı değil. Glutatyon ürettirdiği için vücudunuzun antioksidan gücünü artırıyor. Yani ilaca bağlı, alkole bağlı, başka sebeplere bağlı karaciğer yağlanmasından da korunmada işe yarıyor. Ama çok daha önemlisi, belki bizi izleyenler ilk defa bugün burada duyacaklar. İnsülin direncini azaltmada da deve dikeninin ekstraktının yani silimarinin etkili olduğunu gösteren net ve açık çalışmalar var. Nasıl azaltıyor hocam? Evet. Yağ azalttığı için. İnsülin direnci nedir? Karaciğer yağlandığı zaman insüline direnç kazanıyor. Evet. İşte o direnci kırmak için karaciğer yağını azaltırsanız insülin direnciyle bağlı kilo verememe probleminde de deve dikeni karaciğer yağlanması ilacı gibi deve dikeni bir kilo verme desteği olarak da bence işe yarayabilir. Kullanılabilir. Ama, hemen o zaman evet. Çayını yapalım. Ben hemen bir sıcak şeyi rica edebilir miyim? Sıcak suyla Ayşe ablacığım bir de French press'imiz vardı onu rica edeyim. Gel Ayşe abla gel. Hemen rica edeyim o sırada. Bu şeyimizi yapalım. Çayımızı yapalım. O gelene kadar da hemen bir halk sorumuz daha varmış. Onu alayım buyurun. Yürüyerek mi daha çok ya karısı yoksa ağırlık kaldırarak mı? Güzel soru. Harika soru ha. Çok güzel. Ağırlık kaldırarak değil yürüyerek daha çok yağ yakarız. Ağırlık kaldırdığınız zaman daha az yağ yakar, daha çok kas kazanırız. Peki daha var çok... olan yağları aynı zamanda yakmaz mıyız? Yakarız yoksa yağlı vücudumuza yağ yakıp, kas mı kazanırız? Yani ben tempolu özellikle yüksek tempolu yürüdüğüm zaman yaktığım aerobik egzersiz diyoruz ona biz oksijen kullanarak. Yani oksijenin sayesinde yaktığımız şey yağdır. Ama anaerobik yaptığımız zaman böyle kaldırdık, indirdik onu. O zaman daha fazla kas yaparım ama daha az yağ yakarım. Dolayısıyla doğru olanı 3'e 1, 4'e 1'dir. Yani egzersiz 4 ise 3'ünü yürü, 1'ini ağırlık kaldır. Yani önce bir 40-45 dakika yürü, sonra 5 dakika, 10 dakika ağırlık çalışması yap diyoruz. Yani yağlardan kurtulmadan kas yapmanın pek bir manası olmuyor. O şekilde kilo veremiyoruz. Kasımız çoğalıyor ama kilo veremiyor muyuz? Yani kilo veremeyiz. Genel ağırlığımız azalmaz. Kas kazanırız. Bence doğru olan zaten sadece yağ kaybetmek değil. Kaybettiğiniz yağın yerine kas koymak. Doğru olan bizim sistemimiz şu. Diyelim ki ben 7 kilo yağ kaybettim. 4 kilo, 3 kilo kas kazandım. En kral kilo odur. Hmm. Çünkü kaslarınız motorunuza eklediğiniz yeni güçtür. 2 silindir arabayı 4 silindir haline getirirsiniz. Bıraktıktan sonra beslenmeyi aktiviteyle daha fazla yağ yakmaya başlarsınız. Yağ yakmaya başlarsınız. Harika. Tamam. Bunu da bir çok kenara yazdım. Çok güzel bir evet. Şimdi gelelim bu deve dikeni mevzusunun çayına. Şimdi ılık suyumuza ne kadar demiştiniz hocam? Bir çay kaşığı yeterli bence. Bir çay kaşığı. Güzel. Deve dikeni tozunu atıyorum. Karıştırıyorsunuz. Ne için olduğunu tekrar üzerinden geçelim isterseniz. Günde karaciğer, 2 bardak. Detoksu için. İçmek günde 2 üzere. Bardak, 3 bardak, 1 bardak da içebilirsiniz. Bence zaten böyle bardak bardak bunu içmek yerine o bizim listemizde biraz isterseniz o listeyi tekrar koysunlar. Karaciğer dostu olan, karaciğerin dostu olan yiyeceklerdeki ilk sıralamamız var. Hemen geldi zaten onunla evet. Devam edeceğiz hocam. İlk sırada o deve dikeni var demiştik. Arkasından enginar. Bizim mutfağımızın kralı. Enginar karaciğerin en büyük dostu. Özellikle şimdi ülkemizde bilhassa Ege bölgesinde Urla'da bilhassa bir enginar cenneti oldu Urla. Bir üzüm cennetiydi. Bir enginar cenneti oldu. Muazzam. Yalnız enginarda nerede hata yapıyoruz? Hmm. Enginarın biz göbeğini yiyoruz. Enginarın en az sinarin içeren kısmı göbeği. Buyurun. Daha çok kabuğunda sinarin var. Evet. Onun için enginarı haşlamak, içine böyle işte dolma şeklinde vesaire yapıp o kabuğunu çıkarıp sıyırmak. Yaprakları emmek. Çok daha fazla size sinarin yani karaciğer dostu aktif madde kazandırır. Onu bilmemize fayda var. Küçük evet. Berlin tam önemli. Başka ne var? Karabiber, zeytin, zerdeçal karışımı. Anlattık daha önce. Zerdeçalı karabiber atmaya çalışıyor. Hı. Atmaya çalışırken zerdeçalla beraber karabiber bir detoks faaliyetini hızlandırma süreci yaşatıyor karaciğeri. O nedenle önemli. Karahindiba önemli. Karahindibayı salatalarda çok fazla kullanabiliriz. Nedense kullanmıyoruz. Ama zeytinyağındaki oleik asitin önemli bir karaciğer temizleyicisi olduğunu hepimiz bilelim. Evet. Yani bana söylüyorlar günde bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı zeytinyağıyla güne başlıyorum sızma, soğuk pres zeytinyağı. Doğru bir su bardağı değil, bir çay bardağı değil ama yarım yemek kaşığı, bir tatlı kaşığı zeytinyağıyla güne başlamak akıllı seçim. Akıllıca bir iş olur diyorsunuz. Peki şimdi gelelim kışın bol bol tüketeceğimiz yemeklerde de salatalarda da pişirerek de çiğ şekilde tükettiğimiz havuca. Biz buraya bugün siyah havucu da getirdik. Bizim bildiğimiz normal havucumuzla da mutlaka karşılaştıralım istedik. Havucun faydalarını konuşmak istiyoruz. İlk sırada tabii ki göz sağlığımız aklımıza geliyor. Görmeye yardımcı olur yani. Havuç tabii bir mucize. Yani mor havuç
siyah havuç veya evet. mor havuç diyelim, şalgam. Mor havuç, havucun sanki zenginleşmiş şekli. Çünkü ilave olarak bundaki antosiyanin o mor havuçta da var. Aynı zaten hocam aynı, rengi. Evet, İçinden madde. Şu an kestiğim zaman evet. çıkan, evet. kesemediğim zaman evet. çıkan. Aynı şey, bakın renk benzerliği. Aynı. Eğer bir şey tutarlarsa. Evet. İçindeki madde antosiyanin dediğimiz gruptan. Oligomerik proantosiyanin dinlerdiği zengin bir grubun en önemli temsilcileri. Ama bunda da beta karoten, alfa karoten ama özellikle beta karoten var. Öbüründe de. Havuçta onda de. Lütein daha çok. Bunda lütein o kadar çok fazla değil ama var yine. O karotenoidler diye bir aile var. Yani bilmem ne gibi. Turuncular daha çok olanlar? O karotenoid dediğimiz aile aslında turuncular değil. Turuncularda net var. Ama mesela yeşil sebzelerin de hepsinde yeşilin arkasında klorofil olduğu için yeşil ne çıkıyor sebzelerin yaprağında. Onlarda da karotenoid var Çağla. Yani siz ıspanağı salata olarak tükettiğiniz zaman da bol karotenoid kazanırsınız. Hmm. Maydanozdan da karotenoid kazanırsınız. Ama bu sarılardan, sarı ve kalın etli biberden evet. ya da bundan ya da mangodan ya da kayısıdan yani sarı renkli şeylerden daha çok karotenoid, kavundan daha çok karotenoid kazanırsınız. Sarılar... Karotenoidin beta, alfa karotenoidlerin deposudur. Bir de gözümüz için sadece karotenoid değil biliyorsun. Zeaxanthin veya xanthin içermesi lazım. Özellikle zeaxanthin de bir karotenoid. O tam bir göz ilacı. Zaten göz haplarına bakın. Nerede var hocam? Aynı şeylerde. Yani aynı şeylerde yediğiniz içerisinde zaman, olan. Onun için elinizde rendelenmiş havucu, üzerine limon sıkarak bir kenarda hep tutun. Bir şekilde taze, pişirmeden. Pişirdiğiniz zaman daha çok... karotenoid kazanırsınız ama zamanınız yoksa pişirmeden diyebilirsiniz. Pişince daha iyi hale gelir karotenoidin emilmesi. Sadece havuç için mi söylüyorsunuz? Hepsi için. İçin mi söylüyorsunuz? Karotenoid yani içeren her şey. Yine... Evet, evet. Yani sarı biberi hafif ateşle birleştirirseniz, evet. ısıtırsanız evet. ne gibi? Domatesteki likopen gibi. Aynen. Isıyla peki, daha çok. Devam edelim. Kansere karşı direnç kazandırıyor havuç. Evet. O yani hangi özelliği sayesinde hocam? Beta karoten. Beta karoten yani karotenoid sayesinde. Ama aynı zamanda lütein var içerisinde. Ama aynı zamanda da folik asit var. Havuçta bol miktarda. İnanılmaz bir posa zengini. O da bir kanser savaşçısı. C vitamini nasıl kanseri engelliyor hocam? Yine bağışıklık sistemi üzerinden oynuyor. Bağışıklık hücrelerinin fonksiyonlarını görmelerinde C vitamini önemli bir aktivatör. Ama aynı zamanda kanserin başlangıcında ne vardı Çağla? İnflamasyon, iltihap ve paslanma. Ne yapıyordu onu? Serbest radikaller. Serbest radikalleri, oksidan radikalleri, antioksidanlar önlüyordu ya. Evet. Onun için bazı insanlar glutatyon, C vitamini, koenzim kullanıyorlar. Kanserden korunmak, bağışıklıklarını güçlendirmek için. İşte C vitamini antioksidan olarak orada hemen devreye giriyor. Devreye giriyor. Koruma oluşturuyor. Evet. Peki cilt yaşlanmasını geciktiriyormuş aynı zamanda havuç. Yani özellikle bol, güneş bol ışınlarına yeri. Bağlı hasarları önlemek istiyorsanız Fransa'da, Avrupa'da çok hanımlar yapar bu ileyi. Beta karoten hapları satılır. Mayıs'tan itibaren 2 ay içeride hem daha çabuk bronzlaşırlar hem daha az güneş ışığıyla daha çok bronz. Az mı hasar görürler daha çok bronzlaşarak? Daha az hasar. Daha az. Bronzlaşırlar ama hasar görmeden bronzlaşırlar. Aynı şekilde zaten dördüncü evet. maddemiz de oydu. Cildi güneşin hasarlarından koruyor. O yüzden havuç yağlı güneş kremleri var değil evet, mi? Evet. Evet. Peki antioksidan kapasiteyi arttırıyor yine. Evet. O tabii şunu da söyleyeyim Çağla. Havuç yağlı güneş kremi, o güneş kremindeki karotenoid cilden emilmez. Biraz satışı kolaylaştırmak içindir. Yani havuç yağlı cilt. Biz yiyoruz hocam yani. Sürdüğümüz olmuştu olsun, yani zamanında. Olsun. Eskiden ben güneşlendiğim zaman yok kakao yağı, yok havuç yağı değil mi? Daha güzel renk verir. Şimdiki marifet yağdadır ama eğer güneşten daha az zarar gören, daha kaliteli bir cilt istiyorsanız en iyi yağ zeytinyağı. Ha, zeytinyağı. Evet, doğru. Sağ ol. Peki. Hemen halk sorumuzu rica edeyim arkadaşlarımdan. Geceleri yatarken kollarım uyuşuyor. Vitamin eksikliğinden olabilir mi? Çok güzel soru bu da. Özellikle de gece yattığı zaman meydana geliyorsa, mesela gündüz hiçbir şey yokken akşam uyuşuyorsa, akşam kramp giriyorsa bunlar hangi vitamin eksikliği olabilir hocam? Evet, bu halk soruları sana rakip gibi geliyor bana yavaş vallahi yavaş. Evet derinden ya. Geliyor sorular. Çok güzel sorular gerçekten. Bu magnezyum eksikliği meselesi burada önemli. Magnezyum eksikliği çok yaygınlaştı. Çünkü magnezyum gıdalarda özellikle bu yapay tohumlar, oynanmış tohumlar meselesi nedeniyle artık eskiden yediğimiz bakliyatın içinde, elmanın, armutun içinde, sebzenin içinde eskisi kadar magnezyum olmadığı çok net ve açık olarak araştırmalarda gösterildi. Evet, evet. Magnezyum eksikliğinin ilk arızalarından birisi
kas sisteminde kendini gösteriyor. Çünkü kasın normal fonksiyonlarını yapabilmesi için sinir sisteminde gösteriyor. Sinir sisteminin normal fonksiyonlarını yapabilmesi için magnezyuma ihtiyacı var. Magnezyum azalınca sırt ağrıları, tutulmaları, el ayak uyuşmaları, yanmaları, karıncalanmaları gibi hatta fibromiyaljiye kadar gidebilen şiddetli kas kemik ağrıları gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu bir. Hı hı. İki, B12 eksikliği. Kas ağrısı, kol ağrısı yapar. Evet. Çok daha sık önemli bir sebep D vitamini eksikliği ki bizim hanımlarımızda pek fazla yaygın görüyoruz. Güneşlenmeyi yeteri kadar sık yapamadıkları için. Bir de şöyle bir şey. Bugünlerde çok karşılaşıyorum. D vitaminine bakıyoruz. 30. Hocam ben 2 ay Bodrum'da güneşlendim. Nasıl 30 çıkar? Nasıl olabilir? Ne zaman geldim Bodrum'dan diyorum. 15 Ağustos'ta. 15 Eylül 1 ay. 15 Ekim 2 ay. 15 Kasım 3 ay. Zaten D vitaminini tıka basa doldursanız deponun dayanma süresi 4 ile 6 ay. Yani maksimum şunu bilmiyoruz. Yani. Biz bunu cebimize koyunca D vitamini ömür boyu bize hizmet edecek zannediyoruz. Ya da ama bütün seneyi kurtaracak zannediyoruz. Evet ama vücut onu kullanıyor. Sen 5 gün önce ben yemek yemiştim niye acıktım diye sormuyorsun. 5 ay önce D vitamini depolamıştım niye azaldı diye soruyorsun. Kullanıyorsunuz onu. B12'de kullanıyoruz, demiri de kullanıyoruz, D vitamini de kullanıyoruz. Kullandıkça tüketiyoruz. Ne dedim biraz önce? Çağla'nın yılda, pardon ömür boyu yaptığı toplam deri imalatı 22 kilo. Gitti 22 kilo. Evet. Yani orada ne kullandın sen? Evet. Kolajen kullandın, D vitamini kullandın, demiri kullandın. Hepsi gitti. Yenilendi. Yerine hepsi koyacağız. Yeniden almak bu sadece derin. İşimiz çok ağır. Çok İşimiz ağır. Gerçekten ağır. Çok zor. Az sonra sizlerden gelen yeni bir gün Fox'un altına gelen soruları da hocamıza ileteceğim. Bu arada insülin direncinin teşhisi hakkında konuşmalarımız olacak. Ve beyin için vazgeçilmez olan 5 doğal ilaç reklamlardan sonra. Çağla ile ilim gün devam ediyor. Profesör Doktor Osman Mültüoğlu hocamız konuğumuz. Şimdi söz verdiğiniz gibi sizlerden gelen sorularla devam ediyoruz. Gülşah Hanım sormuş az önce konuştuğumuz konudan mütevellit. 25 yıldır vejeteryanım nasıl kolajen alabilirim diye sormuş. Yani vejeteryan birisi komple hayvansal ürünleri reddediyorsa kolajen kazanımına biraz hoşgörülü davranacak. Biraz zor iş ama kolajen kaybını azaltabilir. Yani daha çok C vitamini kazanarak, daha çok antioksidan kazanarak ki zaten sebzelerde bunlar yeterince var. Güneşten korunarak, sigara içmeyerek. Çünkü kolajen kazanmak kadar Çağla kolajenine sahip çık kampanyası çıkmak da önemli. Çok önemli değil mi? Sigara, nasıl kaybetmeyeceğinize de bakalım. Sigara içen hanımların buralarındaki bir çizgilerin nedeni olabilir. En çok dumanın maruz kaldığı cilt bölümünde kolajenin yıkılmasından kaynaklanıyor. Onun için sigara içen bir kadını biz hemen tahmin edebiliyoruz. Evet. Yani sigara içmek, aşırı güneşe maruz kalmak, çok fazla egzoz dumanı veya kirli havada dolaşıp çıkmak vesaire. Aynı zamanda alkol tüketmek, C vitaminleri noksan beslenmek, beslenme modeli bozuk olmak, kilo alıp vermek falan kolajenin hepsini canına okuyor. Peki. Gut hastasıyım, et suyu ve et yiyemiyorum. Ne yapmalıyım diye sormuş Abdülkadir Bey. Gut hastası birinin et suyu, et yemesiyle gutu önlemesi, yememekle önlemesi mümkün değil. Çünkü protein olan her şeyden ürik asit üretilir. Yani bezelyedeki proteinde, fasulyedeki, mercimekteki proteinden de parçalandığı zaman ürik asit oluşur. O ürik asit de kanda artınca gut krizini tetikler. Prensip olarak hepsinden yiyebilir ama minimum miktarda yemesi ve çok fazla ürik asit olan sert protein içeren deniz ürünlerinden, özellikle kabuklu deniz ürünlerinden vazgeçmesi lazım. Vazgeçmesi gerekiyor. Bir de tabii fruktozdan ürik asit yaptığını bilsin ve akşam meyvelerini de alkolü de bir kenara bıraksın. Peki. Hı-hı. Kemik suyu içince başım ağrıyor. Neden olabilir acaba demiş Sevgi Hanım. Kişisel bir sebep olabilir. Yani kemik suyunda özellikle baş ağrıtan kemik herhangi suyundaki toksik maddelerden bahsettim o ağır metallerden ama onlar da 5 dakikada Beşiktaş etki göstermez. Hı-hı. Muhtemelen başka bir sebebi olmalı. Peki Aziz Bey şöyle bir soru sormuş. Sabahları aç karnına çörek otu yağı içmek yararlı mıdır? Özellikle faydası olduğunu söylemek zor ama çörek otu yağı bitkisel tohumsal yağlar içinde ceviz yağı kadar, üzüm çekirdeği yağı kadar, susam yağı kadar faydalı ve önemli. Ama diğerlerinden daha fazla ayrıcalığı olan şey çörek otu yağında veya çörek otunun kendisinde çok fazla iltihap baskılayıcı timokinonlar var. Alerji önleyici timokinonlar var. Bu madde önemli ama ben bu çörek otu yağı işinden biraz canım sıkılıyor. Hocam şu pazarda bile sıkıntı. Kendini, yağını... evet hiç güvenliği yok onların. Evet.
kendini yiyin. Çörek otunu alın, salatanızı ekleyin, çorbanızı ekleyin, yemeğinizi ekleyin. Hı hı. Günde bir tatlı kaşığı maksimum yeter size fazlasıyla. Çörek otunu ezip yemek mi yoksa direkt böyle serpebilir miyiz? Direkt yemek hiç mahsuru yok. Hiç yani mahsuru. Çörek otu çok kolay sindirilen bir şey. Susamlı akraba zaten. Hı hı. Çok kolay sindirilen bir şey. Yağına falan gerek yok. Protein ihtiyacımı mantardan karşılayabilir miyim diye sormuş Sefa Bey. Çok çok akıllıca karşılar. Çünkü mantar özellikle zararlı olmadığından emin olan doğal mantar ve tabii ki kültür mantarları zengin protein içeren sebzelerin ilk sıralarında ilaç alıyor. Hı hı. Bir de bahsetmiştik dünyanın en önemli protein yapılarından birisi yaşlanmayı önleyen mantar da var. Hı hı. Pişmiş çiğ fark etmiyor. Aslında buradan birazcık da uyarı anlamında herkese de seslenmek gerekiyor diye düşünüyorum hocam. Biraz, mantarın bilmediğimiz mantarı mantar yemeğin zehirleyici. Çok önemli. Kışın bu çok büyük bir tehlike Türkiye için. Evet, değil mi? Ülkemiz zehirli mantarlardan maalesef zengin bir doğaya sahip. Evet. Faydalanacağım, karnımı doyuracağım, zevk alacağım derken kuzu kulağı yerine bir zehirli mantar yiyebilirsiniz. Ama oy, kuzu kulağı mantarı da çok faydalı ve çok lezzetli. Hakikisini bulursanız kaçırmayın. Evet. Peki Adile Hanım mide yanmasına karşı patates suyu iyi gelir mi hocam diye sormuş gerçi. Açıkladık biraz önce. Evet. Ne dedik? Muz, patates suyu ve bir de bugün ilave bir şey söyledik. Karnabahar. Karnabahar. Bol bol tüketebilirsiniz. Zeynep Hanım kardeşim prostat hastası brokoli yiyebilir mi diye sormuş. Nasıl bir ilişki var? Yani olumlu ilişkisi var. Yani brokoli yemenin olumlu ilişkisi var ama yani brokoliyi prostat tedavisini yemenin ya da prostatın var diye brokoli yememenin bir anlamı yok. Bir de brokoli nereden çıktı? Önce karnabahar yesin sonra brokoliye baksın. Evet. Peki hamilelik döneminde keten tohumu, zerdeçal, kereviz tüketilebilir mi diye sorulmuş. Hepsi rahatlıkla tüketilebilir. Hiçbir zararı yok. Keten tohum meselesini hep ciddiye alalım ama burada önemli olan özel bir sağlık sorununuz varsa o sağlık sorununuzu izleyen doktordan da bilgi almanız internetten bilgi almaktan daha güvenli olur. Daha güvenilir olur. Peki Meral Hanım demiş ki kızım 14 yaşında çok sivilcesi var. Karaciğerle bir bağlantısı olabilir mi? Karaciğerde bir arıza yok, olabilir hayır, mi? Hayır. 14 yaşındaki çocukların sivilcenin nedeni yeni oluşan hormonal uyarılardır. Eğer bu çocuklar daha sivilce üresini istiyorsanız 3 şeyden uzak tutacaksınız. 1- tahıl ürünlerinden yani un ve ekmekten, evet, unlu gıdalardan. 2- şekerden uzak tutacaksınız. 3- sütten uzak tutacaksınız. Sütten. Süt içirmeyin genç kızlara. Onlar buzağlar içsin. Yani ineğin buzağısı. Onların mamasına dokunmayın. Siz yoğurt yedirin çocuğunuza. Sütten, tahıldan bir ve de. Sütten, tahıldan ve bir de laktoz içerdiği için süt özellikle çok önemli. Onun altını çizelim. Tahıl gluten içerdiği için çok önemli. Onu söyleyeyim. Bir de şekerden. Şekerden. De uzak duracağız. Üçlüden uzak duracağız. Bir de bir tık daha koyalım. Bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı keten tohumu eklesinler kız çocuklarına. Çünkü o daha çok androjenik uyarıdan dolayı olur. Hmm. Eğer keten tohumuyla östrojenik aktiviteyi biraz daha lignanlarla doğal yoldan arttırırsanız sivilceleri hemen azalır çocuklarınız. Şimdi benim oğullarım olduğu için bunu da sormam gerekiyor erkeklerde. Hiçbir şey olmaz. Keten tohumu? Keten tohumu verebilirsin. Hı. Erkeklerin cinselliğine hiçbir etkisi yok keten tohumunun. Erkeklerin zaten östrojenlerinin azalması cinsellik açısından veya artması değil. Testosterona sahip çıkmaları lazım erkeğin. Peki omega 3 ihtiyacımızı keten tohumu yağ tüketerek karşılayabiliyor muyuz? Hayır, tek başına karşılayamayız. Çünkü keten tohumundaki alfa linolenik asitin, hı hı, normal bize yarayan omega 3 EPA ve DHA'ya dönüşüm oranı %5'i 10'u geçmez. Hmm. Dolayısıyla 100 gram keten tohumu alırsanız 10 gram 100 gram keten tohumu yağı sizi zaten obez yapar. Obez yapar. Peki şimdi az önce bahsetmiştik yemeklerden sonra özellikle akşamları meyve tüketmeyelim diye. Evet. Zararlarını konuşmuştuk. O zaman hocamdan şöyle bir tavsiye isteyeceğim. Uyku dostu akşam atıştırmalıkları. Değil mi? Hem uykumuza birazcık destek verecek hem de hocam şimdi yemeği yedik televizyon karşısında ne atıştıralım acaba diye soracağım size. Ben bana derse ki Çağla hocam iyi de meyve yiyeceğim ben ne yiyeyim? Kivi yesin derim. Yani hem niye? İçindeki fruktoz oranı çok düşük kivinin. Bir kivide 30 kalori var maksimum. Hmm. Ama kivi uyku dostu bir meyve. Aynı zamanda evet, da. Yani içerisindeki maddeler triptofan gücü nedeniyle uyku dostu. Uyku dostu gıdaların özelliği Çağla serotonin mutluluk hormonu ve melatonin uyku hormonu üretiminde lazım olan triptofan amino asitini zengin olmaları lazım. Nelerde var? Kabak çekirdeğinde bol var. Evet. Çitlemek istiyorsanız kabak çekirdeği. Hem güzel uyursunuz hem içindeki arjinin nedeniyle damarlarınıza ve başka taraflarınıza çok güç kazandırabilirsiniz. Çok başka güzel. Nohutta var triptofan. Yani beyaz leblebi veya sarı leblebi yiyebilirsiniz. Leblebi makul yiyebiliriz. Miktarda tüketebilirsiniz. Ve muz da çok var. Hmm. Yarı olgun muz. Yine bakın devreye girdi. Yine meyve girdi. Gece kivi ve muza. Kivi ve muz olabilir. Hı. Yarı olgun muz veya bir tane kivi ya da kabak çekirdeği veya
Nohut. Nohut tüketebiliriz. Yeter, 4 tane yeter isterseniz. Bence gayet güzel oldu. Tamam. Şimdi gelelim, az önce az sonrasını yapmıştım, beyin için vazgeçilmez olan 5 doğal ilaca beyin sağlığımız için. D vitamini diyoruz hocam. Önce vitaminlerle başlayalım. D vitaminiyle başlayalım. İstersen bu hafta nasıl kolajen dosyası açtıysak bizi izleyenler bugünler duyuralım. Gelecek hafta bir unutkanlık dosyası açalım. Açalım. Bir bellek dosyası açalım. Konsantrasyon olur. Dosyası açalım. Olur. Çok insan şikayetçi. Evet. D vitamini beynin olmazsa olmazlarından birisi. Çünkü beyin hücrelerinin, iletişim sistemlerinin sağlam çalışabilmesi, bilgi depolama kapasitelerinin sağlam olabilmesi için bu vitamin vazgeçilmez. Baş tacı yani zaten. İlk sırada. İki. D vitamini eksik olduğu zaman beyinle alakalı ne bileyim unutkanlık mı? Unutkanlık esas olarak yani beyin dosu dediğimiz şey zaten bizi konsantrasyon eksikliğinden, unutkanlık veya dalgınlıktan koruyan, ileride bellek bozukluğu olan birisi olmaktan koruyan şeylerden bahsediyoruz. İkincisi B12. B12 vitamini için Osman Hoca'nın tarifi beynin sütüdür. B12 beynin sütü. Unutkanlık dendiği zaman acaba B12 mi hemen eksikliği insanlar kesinlikle düşünürler? Kesinlikle hemen hatırlasınlar. Çünkü beyin hücrelerinin fonksiyonel yapılarının sürdürebilmeleri için metile ihtiyaçları var. Metilasyon dediğimiz bir sistem var. Onu da bir gün anlatacağım. B12 vitamininin tıbbi adı metil hidroksikobalamindir. Metil var. Metil vericisidir. Metili bulamadığı zaman beyin hücreleri verimi düşürürler. Dolayısıyla B12 önemli burada. Son maddedeki folik asit de yine bir B vitaminidir. B9 vitamini. O da metil vericisidir. O ikisi önemli. Omega 3? Omega'ya gelince o B12 için beynin sütü dedik. Omega 3 aklın sütüdür. DHA. DHA nöronların kabuklarında elastikiyeti sağlayan, sinyalizasyon sistemlerinin, alo sesim geliyor mu? Haberleşmeyi sağlayan, iletişimi sağlayan aracılardan birisi. Onun için de omega 3'süz beyin çabuk bunar. Omega 3'süz beyin geç öğrenir. Yani geç öğrenme çocuklarda önemli bir sorunsa. Evet, evet, çocuklarınıza evet. Ne dedi Osman Hoca biraz önce? Hamile kalma kararı önemli bir karar. Omega 3 depola sonra hamile kal. Bir hamilelik vitamini alıyorsan içinde folik asit kadar omega 3 olup olmadığını da yani DHA olup olmadığını da sorgula. 3 emzirirken çocuğunu olabildiği kadar omega 3'ten zengin olmaya çalış ki sütünle çocuğuna omega 3 ver. Çocuğun göz damarları, retinası iyi gelişsin, iyi görsün. Beyni iyi gelişsin, iyi algılasın ve zeki olsun. Evet, harika. Demir? Demir pek çok enzimin beyinde ana fonksiyonu. Onun için demir eksikliği olan hanımlarda çok yorgunluk olduğu kadar çok unutkanlık da oluyor. Onun için bu beşli bence önemli bir beşli. Evet. Bunu bir kenara not etmekte fayda var Çağla. Ağzınıza sağlık hocam. Şimdi yine kadınlarda çok fazla görülen, özellikle menopoz döneminden sonra ama gençlerde de çok fazla görülen saç dökülmesiyle ilgili minik bir parantez açacağım. Sonrasında hocamla bunu daha detaylı anlatacağız. Ancak saç döken o neden? Saçım dökülüyor neden diye eğer düşünüyorsanız şu maddeleri dikkat etmenizi öneriyoruz. Genetik faktörlerle saç dökülebiliyor. Tabii. Bunu zaten biliyoruz. Hormonal sebepler en önemli nedenlerdir. Neler oluyor olabilir de saçımız dökülüyor olabilir? İki hormon çok önemli Çağla. Aslında üç hormon diyebiliriz ama ikisi çok sık. Birisi tiroid tembelliği. Tiroid hormonu azaldıkça vücudumuzda saç dökülmesi ve kaş dökülmesi, hatta kepik dökülmesi bile olur. Kaşların yanları dökülür, evet. Saç dökülür. Evet. Menopoza giren kadınlarda da östrojen dibe vurduğu için androjen hakimiyete başlar. Erkek tipi buralardan açılmalar başlar menopoz kadınlarında. Ve androjen hakimiyeti nedeniyle buralarda hafif tüy çıkarken buradan saç gider. Alın açılır ve saçın incelmeye, kalitesini kaybetmeye başladığını görürsünüz. Yani iki önemli faktör bu. Üçüncüsü Cushing hastalığı. Oradan gidiyor buraya veriyor. Yani. Evet, bir de böbrek üstü bezinde bir tümör veya bir hiperplazi varsa Cushing sendromu veya Cushing hastalığı. Orada da biraz saç dökülmesi beklenen bir sonuçtur. Beslenme bozuklukları sık görülmese de önemli. Önemli. Demir özellikle. Hmm. Demir eksikliği olanında saç kolay dökülür. Çinko eksikliği olanında çok kolay dökülür. D vitamini eksikliği olanında saç kolay dökülür. B12 eksikliği olanında saç kolay dökülür. B12 demir, D vitamini, omega 3 eksikliği beslenmeyi alamazsanız saçının ana maddelerinden birisi. Kolajen konuştuk. Evet. Kolajeniniz eksikse saçınız kolay dökülür. Bir sürü sebebi var aslında. Çok. Devam edelim. Doğum kontrol hapları da dökülmelerde etkili. Nasıl etkili olacak? Çünkü östrojenik aktivasyon, androjenik aktivasyon meselesinde doğum kontrol hapı kullananların saçlarının daha ince, kalitelerinin daha düşük olduğunu biliyoruz. Hele de doğum kontrol hapı kullananların ki ben doğum kontrol haplarına karşıyım. Yani net karşıyım. Sigara içenlerin onların yanından dahi geçmesin. Saç dökülmesi neyse ne ama damarlarını tıkar ve emboli atarlar. Yani akciğer embolisi gibi çok ciddi sorunlarla karşılaşabilir. Genç kızlara buradan uyaralım. Sigara içiyorsanız
doğum kontrol hapı kullanmayın genç hanımlar, uyarıyor. Peki neden hocam? Sigara zaten içmiyoruz ama peki doğum kontrol hapı neden bu da hormonal ediyorsun? Dengeyi bozuyor mu? Bir kere doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda biraz önce anlattık, kalın bağırsak kanseri riski bile artıyor. Hmm. Meme kanseriyle bağlantısı olduğu söyleniyor. Bir tek gerekçeler var, kemik bütünlüğü yok öyle bir şey. Yani östrojenini, kemik bütünlüğünü sağlayana kadar ben size 1000 tane doğal çare söylerim. Bu hormonal meseleleri çok ciddi masaya yatırmadan böyle menopoza girdim, premenopozdayım, oydu buydu şuydu falan, hormondan uzak durun. Biyolojiye müdahale etmeyin. Hele hormon biyolojisine asla bir hormon uzmanıyla konuşmadan, bir endokrinologla konuşmadan asla müdahale etmeyin kendi kafanıza göre. Bu bir ara doğum kontrol haplarını saç şampuanlarının içine koyuyorlardı hocam, biliyor musunuz? Evet, bence doğum kontrol hapları en çok çiçek yetiştirmede işe yarar. Kafamızdakilere yaramıyor evet, yani. O yani galiba. Çiçeklerin altına koyduğunuz zaman kullanır. Biz de saksı veya çiçek olmadığımıza göre. Evet. Peki bazı tansiyon depresyon ilaçları saçlarda dökülmeye neden olabilir? Evet, bu bir grup tansiyon ilacı da saç çıkarıyor, onu da bilirim. Örneğin yani özellikle içinde özel bir tüylendirici olan tansiyon ilacı grubu vardı. Artık çok yan etkisi olduğu için kadınlarda sakal bıyık çıkarıyor, tansiyon hastalarını da bıraktık. Şimdi onun saça uygulanan şeyleri var. Damlaları var. Evet, evet. Onu saç çıkarmada kullanılıyor. Dikkat edelim ona. Ay hemen şunu sormam lazım, vaktimiz daraldığı için. Hamilelikte özellikle saç dökülmesi çok görülüyor ya da hamilelik sonrasında bu loğusa döneminde de saç dökülmesi çok fazla görülebiliyor. Bana da çok fazla soruyorlar, tekrar geri geliyor mu diye. Gelir. Geliyor. Kesin gelir. Hemen hiç üzülmeyin. Hamilelikte dökülen saçlar hatta daha sonrasında daha güçlü olarak gelir. Da bravo. Gelebiliyor. Çünkü hamilelik bir nevi biyolojik yenilenme sürecidir. O süreç esnasında stresin, çocuğunuza verdiğiniz maddelerin etkisiyle birazcık saç dökülmesiyle karşılaşabilirsiniz. Olabilir. Öyle o misiniz? Da işin tuzu diyelim. Öyle peki misiniz? Hocam beraber mutfağa geçelim lütfen. Memnuniyetle. Sevgili Perihan ablanın yanına. Kaynata kaynata bir hal oldu. Kaynata kaynata ellerine kollarına sağlık. Fazla kaynaması gereken yemekler. Evet. Yani o yüzden ne kadar çok uzun kaynarsa o kadar çok içine tabii, jelatin depoluyor. Depoluyor. Çok kolajen geçiyor. İşte çorbalarımız. Kelle paçamız. Kelle paça çorbamız ve işkembe çorbamız. Mis gibi sarımsak da koktu. Evet. Yani arzuya göre hani ben buraya olmaz. Hazırladım ama arzuya göre şundan biraz buraya koyarsak. Üzerine de zeytinyağında pul biberimizi şöyle güzelce ekleyelim iyice. Buna da yine dediğim gibi böyle bir arzuya göre. Harikasın. Ellerine sağlık, emeğine sağlık. Sarımsağı da eklerken kocaman bir alkış rica edeyim. Harika bir program oldu. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Kocaman alkışlar Profesör Doktor Osman Müftüoğlu hocama gelsin. Yayınımızın sonuna geldik. Biz yarın yine buradayız. Sizleri de bekliyoruz. O ana dek lütfen kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.